ikramda yoktur üstüme güvenirim. Ben zevki be. En iyi gelin benim, haydi buyurun gelin evime. Düğünümü izleyelim, kim ne takmış görelim. Nezahat Tunçerdem, 27 yaşında ve 5 yıllık evli. Aslen Gaziantep'li olan gelinimiz ev hanımı. Haftanın ikinci gününde biz İstanbul Hadımköy'den merhabalar diyoruz. Bakar mısınız, rüzgar böyle saçımızı ahenkle dans ettiriyor galiba. İyi evet. Miyiz kızlar? İyiyiz aslanım. Oh, ben de çok iyiyim. Bomba gibiyim. Bomba gibi miyiz? Bomba gibiyim. O zaman ekranları başındaki değerli izleyicilerimize diyoruz ki çayları, kahveleri lütfen hazırlayın. Çünkü bizi Nezahat gelin sürprizlerle karşılayacağım dedi. Acaba bizi nasıl karşılayacağız? Biz kendisinin oturduğu sitedeyiz şu anda. Nezahat gelin geliyor. Kızlar da aslanım, hoş geldiniz. Ay dur. Nezahat. Sizi sunuma götürmeye geldim. Buyurun. Nereye getirmeye geldin? Sunuma götürmeye. Ha, sunumu hemen sunumla mı başlıyoruz? Yani oraya gidelim isterseniz. İsterseniz bir tur atalım. Binmek isteyen arkadaşımız ben varsa. Ben binmek istiyorum. Tabii. Aa, Nezahat beni ezme sakın. Dur. Allah sizi. Aşkım ehliyetin var mı? Ben güzel düşmeyeyim. Oturamadım bir dakika. Siz güzel ben bir yetin. Tamam mı? Aa, ben sığamadım, ben şu an oturmadım. Aslanımı tutun, ben çünkü bırakacağım, tutuyorum. Canım çok uzak gidemeyiz bak, böyle gidilmez trafikte, kurallara uymuyoruz şu anda. Evet. Ulan şuraya kadar götür bizi çabuk canım, anladık. Şov sizin işiniz, anladık. Bayıldık. Ben beğenmedim çünkü senin tarzına hiç uyduğunu düşünmüyorum. Bana şovcu dedin, kendi şovcunun ahlasısın. Çünkü burada başlama. Tamam ne canım, gidelim şuraya Allah rızası için sağ salim bir. Yavaş kızım, yavaş. Ya Rahman, kendinizi bana bırakın. Allah'ım. Ya Rabbi, ya Rabbi. Allah'ım, sana geliyorum. Arazi aracını karşılarken güzel buldum ama kıyafeti böyle çok klasik, hanım hanımcık bir kadından. Yani o daha böyle spor, böyle avantgard, böyle rockçıl bir şey ya. O yüzden pek uyumlu bulamadım karakterine. Ama güzeldi, farklıydı. Hoştu yani. Çok tatlı, farklı bir karşılamaydı. Havalı bir giriş yaptı aslında. Birazcık sıkıştık ama keyif aldık yani. Genel olarak eğlendik bence. Tamam çocuğum, artık stop, geldik. Dur. Geldik. Tamam geldik canım. Kapat. Parka alsaydın oldu. Alamadım. Ay. İniyorum. Ay valla. Buyurduk canım. Ben karşılamada çok eğlendim. Çünkü zaten böyle şeylere binmeyi çok seviyorum. Jet ski, işte ATV'de falan. Hepsi çok eğlendiğim şeyler. Çok da keyifliydi hepimizin bilip tur atmamız. Beni mutlu etti. Sanki ilk kez oyuyorsun bunları da. Kim oydu? Sen oymadın mı? Yani şov yapacağım ortaya diye bizi rezil ettin. İçemeyeceğim gibi. Çok hijyenik bulmadım. İçemediğim bir şey yorum yapamayacağım. Kıyaslı evi. Milattan önce kalmış gibi bir desen. Ben zevksiz görüyorum kendisini. 5 yıllık evlisi, o etiket 5 senedir orada mı duruyor? Biraz özenmeni beklerdim açıkçası. Hiç utanmıyor musun onların öyle gözükmesi? Hayır, misafirim onlara bakmaya geliyorsa gelmesin. Bitti. Neyse, şovumuz devam edelim. Şov şov deyip durma, gerçekten sinirleniyorum ama ha. İpler çok uzun aslanım, dün böyle değildi. Yapamıyorum demiyorsun da. Perdelerine baktığımda gözlerim kan çanam. Ben bu masada durmak istemiyorum. Aa. Bu nasıl bir titizlik? Hiçbir şey ağzıma sokmam da içmem de. Görümcan evlilik hazırlığında eşinden kredi çekmesini istedi. Görümcan'ın ne olduğunu bilmiyorum. Az sonra. Nezahat. Hep birlikte bu kadar kalabalık ATV ilk defa bindik. Ben de. Allah'tan
şuradan şuraya geldik. Şovdu yani. Çok her eğlenceliydi şey ama. Şov. Eğlenceli bir şovdu. Yani evet. Şöyle bir tur attık size de keyifliydi. Siz yakın yerlere bununla mı gidiyorsunuz? Evet, eşim çok seviyor özellikle. Ben de sizin için öğrendim. Ama bundan sonra ben de kullanacağım. Çok zevkliymiş. Evet. Ve sunumu da burada yapmak istedi gelinimiz. Evet. Yalnız Nezahat, seni azıcık tanıyalım mı? Anteplisin bildiğim kadarıyla. Evet. Kaç yıllık evliydin? 5 yıllık evliyim. 2 çocuk mu vardı? 2 çocuk var. Bir kızım, bir oğlum var. Birisi kızım 4 yaşında, oğlum 2 yaşında. Oh, maşallah. Evet. Eşin nereli? Eşim de Antepli. Eşin ne iş yapıyor? Eşim uçak teknisyeni. Peki sen ne yapıyorsun? Çalışıyor musun? Ben tıp bir sekreter mezunuyum ama şu an çalışmıyorum. 2 çocukla kolay değil, değil mi? Maalesef. Bir de eşin tabii eklenince 3 çocuk gibi. Aslında gerçekten 3. Ay Allah güç kuvvet versin güzelim. Peki ananaslar görüyorum. Böyle havalar ısınınca böyle bir tropikal hava estirmişsiniz. Evet evet. Ne yapacaksın peki? Sunuma hemen başlıyoruz madem buradan. Ananaslı bir galva çiçekle karıştıracağım. Size kokteyl tarzı bir sunum yapmak istedim. Ve burada yapacaksın. Evet, hem bir tanesini açıp göstereceğim burada. Sonra beraber blender'ıp edeceğiz. Yanına da pirinç patlaklı atıştırmalı hazırladım kızlar. Çok iyi ettin hayatım. Ellerine sağlık. İnşallah beğenirsiniz. Nasıl açtın? Şu hale getirdin. Onu mu göstereceksin? Evet evet. İçine oyma şeklini göstereceğim. Önce yapalım istersen. Tamam yapalım. Evet. Hmm. Bak metal de pipetler almış. Benden görmüş. Ay iyi. Ananas da ne güzel ödem atar ha. Evet. Sağlıklı. Sen biliyorsun bu işleri. Bilirim. Ama şöyle kesiyoruz. Evet kestik güzelim. Şöyle alayım. Evet. Tutak olarak olacak. Şöyle alayım şunu da tadına bakayım ben bir. Tabii bakabilirim. Bunu sen mi oydun içine? Evet. Hmm. İlk önce bu ortasında bir sert kısmı var. Onu ilk önce böyle oyacağız. Sanki ilk kez oyuyorsun bunları da. Kim oydu? Sen oymadın mı? Ben oydum ama kızlar sizin için ilk defa dün akşam oydum. Yani bıçakla da biraz zor oluyor. Ne kadar sürdü itiraf et. Yani iki tanesini eşim yaptı şimdi doğru söyleyeyim. Sağ ol. 15-20 dakika. Abdülkadir. Abdülkadir. Ne güzel oymuşsun ananasları. Eline sağlık. İlk kez yaptığım bir içeceği bize ikram etmen biraz riskli değil mi? Ama ananası çok seviyoruz ailecek. Yani bence çok güzel olacak. Bakacağız artık güzel olacak mı? İnşallah siz de beğenirsiniz ya, bak, kızlar. Böyle bir bayağı bir emek harcamış herhalde. Bunu böyle yapsan çıkmıyor muydu? Biraz çıkmıyor, oymak lazım. Oyman lazım. Evet, şöyle bir kez. Ay eline dikkat et kurban tamam, olayım. Bu kabak kadar kolay oyulmuyor tabii. Şöyle getir kaseyi yavrum. Kasemizi alalım. Böyle böyle oyduk. Oo, masraftan kaçmamış vallahi. Kaçmadık. Bir ananasın tanesi kaç para? 90 lira. Vallahi size masraf. Taze mi aldın? Hazır. Dün aldım daha taze. Bayat ananasları yedirme bize. Sence bayat mı görünüyor? Bakar mısın sulu sulu? İnşallah bakacağım şimdi tadına. Ya. Peki bak yapamadın gibi ama. Evet canım, ama çok sıkıldık. Yapar mısın artık ya? Hem size çene yetiştirmeye çalışıyorum hem de elim çalışıyor canım. Bir bakalım artık tadı nasılmış. Tamam böyle oydun evet. Yani. Şöyle olacak işte. Ver bakayım sana. Ben de deneyeyim. Deneyeyim. Sen onu mikserden mi geçireceksin şimdi? Yap ben de sana yardımcı olmaya çalışacağım. Ama çok zor ya. Evet ya çok zorlandık bayağı. Yani ona göre yorum yapın kızlar. Tamam şimdi çalıştırıyoruz. Ha. Ay üstüme sıkıramazsın. Üstüme... Evet onu ne yapalım? Artık olduğu kadar şuraya koy bak şöyle biraz ortala. Biraz daha uzat uzat uzat. Lütfen tamam. Bize gelmesin. Gelmez gelmez. Yani elimden geleni yapacağım kızlar. Şov yapıyorsun bari bunları da düşün aşkım yani. Bunları düşünmeden nasıl şov yapıyorsun? Bizi burada kirletiyorsun ama. Şov senin işin ben sadece ATV ile şovunu yaptım. Gördük aşkım şovunu. Bize vallahi. Kaza belakende indik Allah'a çok. Sen birinci şovcu, bu ikinci şovcu. Ben çok vallahi ben gayet normal bir şekilde karşıladım sizi. Kavga etmeyin, ikiniz de aynı şeysiniz. Yani sen zaten en başta şovcu olacaksın kendi günde o kesin göreceğiz, de. Göreceğiz canım. Evet, ananasımızı blenderdan geçiriyoruz. Üzerine gazoz mu koyacaksın? Gazlı içeceğimiz var. Hayatım kepçen de yok ama neyse, ver ver. Öyle gerçekten, ne yapıyoruz hayatım? Ya daha çok şey yapmamız gerekti ama şimdi bunları da böyle aktaracağız. Evet, pipetleri şöyle gösterelim. Şöyle bir delik koydum, böyle bir delik açtım onlara. Vay be, detay pipetleri bile yaptım. Tabii ki yani düşündüm bunları da. Öyle koymadım direkt. Allah razı olsun bizi düşündüğün için. Öyle. O delik orada olmasaydı biz asla içemezdik aşkım. Ay böyle mi yapacaksın? Hadi bir dinle. Kepçe bir şey getirseydin. Şöyle yapalım böyle böyle. Evde de böyle mi yaptın? Hijyenik değil gibi. Bu nasıl bir şey gerçekten? Kepçen yok muydu? Hijyenik getirseydin de ondan boşaltsaydın. Bir şey diyeceğim arkadaşım. Aa, hiç böyle, ya böyle bir sunum hazırlamak istiyorsun. Her şeyi detayını düşünmen gerekiyor. Kepçen evet, yok. Evet onu unuttum kızlar haklısınız. Bir de açık alandayız ya.
Yani şov yapacağım ortaya diye bizi rezil ettin. İnanmıyorum. Biraz... Aa, elime gelmesin. Lütfen yapış yapış o olmasın. O zaman ver canım, ben tutayım. Tamam sen evet, yap. Bu riski göze alma. Aynen bence öyle. De. Benim elime gelip elime gelmesin. Araç gereçleri yoktu. Güzel bir hazırlık yapamamış. Ananas evet güzeldi ama detayları düşünmediği için de pek hoş gözükmedi. Masanın haline bakar mısınız? Ananaslar mındar oldu vallahi. Yazık, günah tanesi olmuş 100 TL. Vallahi billahi. İçerseniz yani mındar olmaz. Yok yok, içeriz içeriz. İçeriz. Ben pek içemeyeceğim gibi, çok hijyenik bulmadım. Ama evet, yere bir şey evet değmedi ki. Hiçbir şey değmedi. Bir şey söyleyeceğim. Bu yalnız pete gelmiyor. Dibine batırma hayatım. Biraz yukarıdan şöyle yap. Normalde dolu olması gerek ama şu an öyle yapabildik. Otur aşkım otur. Tamam. Çok pipetim, lezzetli olmuş. Ben çok benim beğendim. Benim pipetim ananasla tıkandığı için şu an ben nasıl çekemiyorum. Nasıl? Tadı güzel. İçilebilir ama benimkine hijyenik bulmadım yani. Hayır bir dakika dur, onunla alakalı değil ki. Parçacıklar var ya, pipeti tıkadı evet, o yüzden içemiyorum. Evet. Anladım. Hmm. O şey birazdan blender olacaktı. Tamam geldi biraz. Tadı nasıl kızlar? İçilmiyor. İçemediğim bir şey yorum yapamayacağım. Nasıl içemiyor? Gelmiyor. Pipet. Bir yudum bak, olsa gelmiyor bak, mu? Bak böyle oluyor. Gelmiyor gelmiyor. Tamam pipetsini iç. İç. Nasıl kafamı mı dikeyim? Pipeti çektiğimde böyle parçacıklar içine gelmiyor. Geliyor. Gelmiyor evet. O yüzden. Gelmiyor. Bana da zaten bir yudum koymuşsun. Evet, ben değerlendirelim. Tadı güzel, öğreniyor. Tadı güzel. Tamam, hadi değerlendirelim sunumu. Ne diyorsun hayatım? Yani pek hijyenik bulmadım ama tadı güzeldi. Öncelikle evet, emek vermiş, oymuş. Evet. Bir şey demiyorum, meşakkatli iş, okey. Değişik bir şey de olmuş. Bu peçeteler yerine yeşil böyle ağaçımsı veya böyle ahşap bir tropikal peçetelik. Tropikal bir peçete evet, kullanabilirdi belki. Yapraklı evet, peçeteler var. Ya çok güzel olurdu. Yaprak gibi yani, o yüzden şey mavi yapmadım. Aşkım, mavi. Evet, mavi. Tabağın, no, onda bir ahşap böyle bir şey isterdim. Hmm. Tropikal olduğu için. Yani içemedim zaten, bir yudum koymuşsun. Tadı bir yudum böyle, diyaframı iyice çalıştım, iyice çektim, ciğerlerim falan böyle. Ama güzel tadı. Bunu afiyet evde olsun, deneyeceğim. Deneceğim. Teşekkür evet, ederim, eline sağlık. Ben evet, çok beğendim. Cam olması evet tartışılır ama elinde bu olduğu için bence güzel bir yerde kullandım bunu. Altlık bence çok güzel. Sadece pirinç patlağı yerine belki kendin bir şey yapıp koyabilirdin. Hani onu çok beğenemedim. Onun dışında çok lezzetli. Parçalı oluşu da güzel oldu. Ben onları yedim çünkü. O da ayrı bir güzel oldu. Ben çok beğendim. Sunumun gerçekten... Evet, evet. Yok, çok sevindim. Güzel yorum hak ediyor yani. Tabak. Nasıl? Tabak güzel, onu beğendim. Fiyatı ne acaba? Tanesi 50 TL. 50 TL. Evet. Ne kadar zaman önce aldın? Yeni mi aldın? Yani 2 ay oldu. 2 ay oldu evet, anladım. Peki hanımlar, ben sabırsızlanıyorum, evimize çıkmak istiyorum. Ben de çok merak ediyorum. Evet. Bu kadar şovun arkasında nasıl bir ev beni bekliyor gerçekten merak ediyorum. Dış ses hediyemi hemen salona lütfen. Salonda buluşalım. Buluşalım Aslı Hanım. Teşekkür ediyorum. Hanımlar, evin yolunu tutmuşken ne dersiniz, biz de Nezahat Gelin'in evini şöyle bir gezelim mi? Romantik havasıyla göz dolduran, pembeler içerisinde klasik bir salon. Kendini beyazın sükunetine teslim etmiş modern ve şık bir mutfak. Ve pudra tonlarıyla bezeli, içinde küçük avantgard dokunuşlar saklayan şık bir yatak odası. Evet, evimizin salonundayız şu anda. Salon yorumuna geçmeden önce lütfen hediyemi bir aç. Gerçekten çok güzel, evet, çok sade ve şık. Şöyle kızlar çok hoş, çok güzel, çok sade, sade artık. Değil mi? Tekrar moda oldu. Tam takımını evet, geçiyorum biliyorsunuz. Güzel. Beğenmenize sevindim. Çok sevindim. Her şeyle de olur. Bir şey söyleyeyim, evinin tarzı için de evet, bence çok şık. Uyumlu oldu. Yani senin yani, tarzına evet, uygun bir seçim olduğunu evet, düşünüyorum. Evet, denk gelmiş. Çok güzel, güzel. Çok teşekkür ederim, kullanacağım. Rica ederim hayatım. Hediyemizi kaldıralım ve salon yorumuna geçelim. Nezahat Gelin'in bir yandan spor olmaya çalışırken detaylarla klasikleşen salonuna hoş geldiniz. Ahşap ayaklı, krem rengi kanepeleri ve pembe berjeri gayet spor ve şık. Ama salon takımının bir parçası olan televizyon ünitesindeki gold detaylar, ahşabın yarattığı sıcaklığın bir parça önüne geçmiş sanki. Yine gayet sade bir yemek odası takımı tercih eden gelinimiz, perdeleriyle bütün salonunun havasını değiştirmeye ant içmiş belli ki. Baksanıza, türler desenli, fonlar deseniz onlar da fazlasıyla hareketli. Büfesini de gold aksesuarlarla süsleyen Nezahat Gelin, bakalım bu hem spor hem klasik salonla gelinlerden kaç puan alacak? Evet,
Sırabiyacığım senden başlayalım. Salona girdiğimde ilk şu köşe benim dikkatimi çekti. Orada mermer zigonlar var. Mermer bu salona biraz ne alaka gibi olmuş. Altında da mumluklar görüyorum. Onlar da orada biraz ne alaka. Zaten salon modern yapmaya çalışmış ama perdeler birbirine girmiş, biraz demode kalmış. Bir tık yaşlı evi gibi. Yani perdelerin şuradan baktığımda biraz yaşlı evi gibi duruyor. Perdelerim evet, yani bir tık eski dedim ama o kadar da eski değil. Yani 5 yıl önce bunlar vardı. Böyle kendinden dikilmiş şekilde biz perdeciye söyledik. Böyle diktiler. Hani böyle biraz bağlamak orta yine... tüllerin düz olsaydı belki daha kabul edilebilirdi ama fonların da işte biraz eski duruyor. Aslında koltukların güzel. Koltuklarına hiç hani laf edemeyeceğim, model olarak güzeller. Halılarını, perdelerini, avizeni falan değiştirirsen eğer daha böyle modern bir ev yakalayabilirsin bence. Bunlar seni halı, perde ve avize düşürüyor. Hmm. Bir de aksesuarlar yani aksesuarlara yani. Rabia'nın da dediği gibi Nezahat'in salonu ortalama 50 yaş civarında bir salondu. Onun yaşına hiç hitap ettiğini düşünmüyorum. Benim salonumun yaşı 50 değil, benim salonumun yaşı 28. Kendini salonunu da göreceğiz. Benim gibi 28 olduğu için cıvıl cıvıl, pembe, renkli. Yani 50 yaşındaki bir bayanın nerede pembe kullandığı görülmüş. Bence Rabia yaşlı salon derken biraz abarttı. En fazla 30-35 yaşlarında bir bayana ya da evli bir çifte ait olabilirdi. Bu şekilde yorum yapabilirdi. Peki hanımlar, siz de aynı fikirde misiniz? Yok, değilmedim. Koltuk konusuna, koltuklar gerçekten kanepeler. Çok... Kanepeler. Evet, gerçekten çok güzel ve evrilebilir. Bir halı değiştirip gerçekten mobilyalarda da mesela mobilya değiştirme değil de o sarı varak yerlerini beyaza boyayabilir. Nerede sarı varak yeri var? Twinties'inde var. De konsolda. Ha, evet. Tamam. O detaylar eğer ki beyaz olursa ve halı değişirse çok farklı bir ambiyans burada olabilir. Perdeye gerek yok mu? Perde zaten hani başta gerçekten hani kötü görünüyor. Çok kötü. Özellikle tül yani böyle milattan önce kalmış gibi bir desen. Ya ben anneannemin babaannemin kullandığı tüller derim artık. O derece. Evet. Yani 5 seneye güvenip de her şeyin 5 yani sene 5 sene demesin. Yani 5 sene önce düz tül de vardı. Hepsi ben öyle de 4 senelik de fonu hani şeyi fonu sade seçtim. Tülü hareketli seçelim dedik. Öyle bir şey yapalım dedik ama... Hani senin kendi tercihin mi bu yoksa hani yönlendirildin evet. mi? Ya biraz da küçük evlendiğimiz için hani yani kayınvalide, anne de onlar da şey yapıyor. Onların da zevki var. Tabii ki. Peki çok samimi bir şey söyleyeceğim. Bu evde, bu salonda en beğendiğin parça ya da en sevmediğin... Perdeler en sevmiyorum. Gerçekten. Gerçekten perdeleri sen sevmiyorum. Sen nasıl bir perde takardın buraya? Düz yani çünkü hareketli gerçekten. Fon klasik böyle bir hani bir ağırlaştırmış değil mi? Evet evi evet. Biraz olgunlaştırmış. Evet zaten katıldım yani hep katılmak isterdim. Hep perdeme dedim ki hani güzel değil. Perdeyi değiştikten sonra hadi katıl. Ama hep de hemen olsun hemen istedim. Hemen olsun istedin. Ben zevksiz görüyorum kendisini. Hiç yakıştıramadım. Bu avizeyi yani, burası için mi almıştın bu arada? Evet. Aşkım bir dur ben bir konuşayım. Krem ya, renkler uysun diye. Gold her yer, gözlerim artık acıdı. Gold. TV sen gold görmemişsin canım. TV sen gerçekten üniten, gold görmemişsin. TV üniten, konsolun gold. Yani aynanın, çünkü onlar. Aynanın üzerinde de goldlar var ve biz geliyoruz etiketini bırakmışsın orada. Hiç hoş bir görüntü değil. O etiketi orada görmek zorunda değiliz. 5 yıllık evlisin. O etiket 5 senedir orada mı duruyor arkadaşlar? Orada duruyormuş. Bana zararı gerçekten. Yok. Biraz da dursun yani. Aslında bakar mısınız? Onların bana yorum yaptığı gibi söylüyorum. Benim tarzıma hiç uymuyor. Asla perdeler, mobilyalar benim tarzım değil. Her yer çok karışık. Goldlar falan. Hiç beğenmedim. Bir de bir şey diyeceğim. Vücut anatomisi mi çalışıyorsun? Orada da bir tane vücut anatomisi için bir aksesuar gördüm. Evinle ne alakası var yani mesela? Yani renk, ahşap. Ne demiş? İnsan anatomisi. Anatomisi. Onda mı kullanılıyor? Evet. Biz resim çizerken bunu görüp de çiziyorduk. Şu anda yani ne yapıyorum? Oturuyor. Biz ona çizim yaparken kullanıyorduk o objeyi. Yani evi çok spor, böyle ahşaplarla dolu, böyle bohem bir salon olsaydı tamam evet. Tarz güzel olabilir. Zaten dekor olarak da. Canım. Yani bak masanın kabul ayakları etmiyorum. Bunlar senin ahşap. Evin, senin evin spor bir ev değil. Senin evin karma karışık anlayamadığım bir tarz. Değil işte. Sorun orada. Ya spor aslında spor yani. Benim için spor. Ben de yorum yapmayı burada istiyorum. Halay çek canım. Benim bitmedi aşkım. Bir bekle müsaade et bana. Halay çeksin bu da burada. Kocaman herkesin evinde kopyala yapıştır bir saat var. Senin evinde de var. Ve saatin üstünü hiç temizlememişsin. Hepsi parmak izi, el izi.
Ya biz geliyoruz, biraz özenmeni beklerdim açıkçası. Tövbe yarabbim. Ne oldu? Kızlar size? Uyudunuz mu ya? Aslında ne yapıyorsun? Gerçekten uyuyacağız. Uyusana yavrum, uyusana. Yani nedir? Yani uyuyacağız, gerçekten bir fırsat vermiyor ki biz de konuşmuyorsun. Konuşmuyorsun. Konuşacağım canım, bir dur. Bir dur. Şov yapıyorsun yani. Ben bir de dur. Konuşuyorum. Bir dur, ondan sonra biz de bir anlatalım. Ondan sonra biz de devam. Bir iki cümle kur. Sakin ol, sakin ol. Tamam, iki cümle kur. Yani artık bitti. Devam et. Sen tekrar gerekirse sözü alırsın. Evet canım. Şimdi şöyle, ben evde pek uyum bulamadım açıkçası. Hı. Renkler farklı ve çok dekor var. Yani ben içeri girer girmez gözlerim aşırı derecede yoruldu. Ya bir karmaşa yaşadım. Uydurmaya çalışmışsın ama ne yazık ki olmamış. Aynı zamanda şurada izler görüyorum. Onlar nedir acaba? Onlar çocukların doğum günü için balonlar asmıştık. Çıkartınca onlar da... Biz onları görmek zorunda değiliz ama orada. Bakmazsan görmezsin canım. Bölme canım. Ben konuşuyorum. Bölme canım. O zaman söyle. Bölme sırayla. Bekle sıranı. Aynı zamanda küçük bir boya alıp aynı duvarın rengini hemen üstünden geçebilirsiniz. Ya düşündük ama duvar rengini gerçekten yani bulamadık aynısını. Çünkü eskiden boyattığımız için aynı rengi gerçekten bulamadık. O zaman katılmasaydım programa. Ya ben bir onun için niye katılmayayım ki? Özeneceksin ama biz geliyoruz evine ve çekim oluyor. Ama bakmak zorundasın. Yeterli ve düzgün bir ev olduğunu yani düşündüğü için katıldım programa. Sana söyleyeyim, İstanbul'da sen bu kadar büyük ev biraz yani zor bulunabilir. Bir de kendi evin ya, insan daha çok özenmesi lazım kendi evine. Ben öyle düşünüyorum. Dediğim gibi çocuklarımın ben biraz büyümesini bekliyorum. Yoksa perdelerimi zaten sevmiyorum. Gerçekten sevmiyorum. Peki, ama hepsini komple değiştireceğim. Evine bir misafir geldiğinde hiç utanmıyor musun onların öyle gözükmesi? Hayır, misafirim onlara bakmaya geliyorsa gelmesin. Utanmıyor musun mu? Evet. Hiç utanmıyorum. Yani onları senin evini de gördük Tuğçe'cim. Senin evini de gördük. Bence senin sen utanmadın. Senin evini de göreceğiz aşk. Görelim. Cuma günü iple çekiyorum. Utanılacak. Yani ne var? Ayıp bir şey mi yapmışım ben? Çocuklarımın doğum gününü kutlamışım. Kutlayabilirsin canım. Ona bir şey söylemiyorum. Hani evinde birazcık hasarlı gözüküyor ya. Hoş bir görüntü değil. Onu söylemiyorum. Güzel hasarlar bunlar. Tuğçe'nin söylediği bu yoruma katılmıyorum. Bence çok saygısızca bir yorum oldu. Çünkü çocuğuyla ilgili olan bir durum. Çocuklu evlerde benim de çocuğum var. Çünkü böyle şeyler başa gelebiliyor ne yazık ki. Yani bence bu utanılacak bir şey değil. Evet, özensizdi. Boyayabilirdi. Ya da başka bir şeyle orayı kapatabilirdi. Görmememizi sağlayabilirdi. Ama bu utanılacak bir şey değil tabii ki. Yani insan utanır, duvarının boyaları sökülmüş. Ben asla misafirlerimi o şekilde karşılamazdım. Ben utanılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bence sen utanmak kelimesinin karşılığını bilmiyorsun. Bir şey söyleyeceğim, halının fiyatı nedir? Halımın fiyatı 900 TL'ydi. Evet. Kanepeler? Kanepeler de 8000 TL. Ben fonlarla perdeleri çok merak ettim. Çok konuştum. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Ne kadar acaba? Ben onları çok onlar merak ettim. Onlar da 1000 olması lazım. Evet. Avize'yi soracaktım. Avize'yi burası için mi aldın? Evet, burası için, rengi için aslında uydurmuştum. Boyu çok ben ayar sanki. Tabii, çarpmaz evet. Merak etme. Yani biraz daha yukarıda olabilirdi. Ben biraz kısayım tabii ki de ama... Ayağındaki topuklu? Ben kısayım tabii ki de diyorum. Tamam. Zaten elim uzanıyor, merak etme. Tamam. Eşin uzun boylu mu? Benim kadar o da. Benim eşim mesela boyu şöyle falan. Yani buraya geçerken böyle... Evet. Ne kadar boyu? 1.95 işte. Elinle göstersen. 1.95. Evet. Çok uzun. Bizim kapılardan geçerken kafasını eğip geçiyor. Bu ekstra kadar... yani. Aynen. Evet, kısa. Kısa. O 2.15 falan. Çok saçma olmuş. Sen kendi evine takmazsın böyle eşinin boynuna takarsın. Ama lütfen, lütfen. Ya aslanım ama yorum yaparken üst üste konuşmasın. Çok rahatsız oluyorum. Üst üste konuşmuyoruz ki. Sen bizim bölüyorsun cümlemizi. Biz de seninkini bölebiliriz bence. Tamam, ben doğal hakkımız. Ayağa konuşuyorum ya. Tamam, konuşuyorum olabilir. Az önce sen benim cümlemi böldün. Ben de seni bölüyorum. Ay Allah'ım sabırlı. Kimse kimsenin cümlesini bölmezse seviniriz. Evet, devam et. Düşüncem şu ki böyle sarkıt avizelerin masanın üzerinde hani kafa çarpmadan insanlar rahat yürüyüp etsin diye. Ben bunu masa olarak masa üstüne bir de masanın üstünde de böyle bir tane isterdim ama yönü daha tabii ki de böyle kapıya doğru isterdim. Burada daha böyle şık. Ama hani... orada elektrik yok. Evet, elektrik yok. Kendi çektirsin oraya elektriği. Yani gerek var mı? O kadar da abartmayın yani öyle. Yani. Hani iki avize alacak kadar da büyük bir salon değil yani. Tek bence. Büyük ortada bir avize yeterli bence. Bence büyük. Yana iki tane aplik olabilir. Evet, o da olabilir. Içine. Aynen. Yani bir fikir vereceksen de öyle artık. Olabilir. Şov yapma daha fazla. Hadi. Avizeyle takım, aplik olabilir, çıta ve yemek masasının orada olması güzel, güzel durabilir. Olabilir. Evet, başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Yok. Evet. Gelinlerimiz mutfağı yorumluyorlar. Buyurun. Salon çok kötüydü. Yani çok hayal kırıklığı yaşadım. Çok da değiştirilebilir bir salondu. Bir şeyler yapabilirdi. Gelin evine programına katılmak istiyorsa bence bunu yapmalıydı. Salon çok kötüydü. Bu tezgah üstlerinde görüntü kirliliği var. Fayansların ne alaka halıyla yani, göz yoruyor.
demode bence. Dikey olsa daha hoş durmaz. Tuğçe dünden beri şov yapmaya bayılıyor. Ben de size stratejinin alasını yapacağım. Tümete kadını çok uyumsuz buldum. Saçma sapan bir renk cümbüşü olmuş. Çok samimi söylüyorum. Yani benim annemin kullandığı yatak takımı. Çok böyle abartılacak bir çeyiz göremedim. Doğru söyle. Bunları bir yerden aldın mı? Ben bu masaya asla bir bile yakıştırmıyorum. Bize özen gösterilmiş olduğunu asla düşünmüyorum. Aa. Bu nasıl bir titizlik? Arkadaş şov yapmayı seviyor, yine şovunu yaptı gitti. Benim çok garibime gitti. Ağzıma sokmam da içmem de. Az sonra. İşte karşınızda Nezahat Gelin'in siyah ve beyazı kombinlediği modern mutfağı. Bembeyaz mutfak dolaplarında siyah modern kulplar kullanmayı tercih eden gelinimiz son derece şık bir atmosfer yaratmış. Yere kadar uzanan uçuş uçuş tüller, oldukça rahat ve geniş mutfak masası ve küçük kahve köşesi mutfağın dikkat çeken detaylarından. Mekanın genel havasına uygun tonlarda bir halı ve metal bir avize kullanmayı tercih eden gelinimiz, bakalım konforlu mutfağıyla rakiplerinden kaç puan alacak? Kızlar mutfağıma hoş geldiniz. Buyurun yorumlarınızı bekliyorum. Hoş bulduk. Öncelikle ben tablolarından başlamak istiyorum, dekoratiften başlamak istiyorum. Bunu pek uyumlu bulamadım çünkü renginle mutfağı pek uyduramadım açıkçası. Evet. Onun dışında mutfağın güzel, beğendim. Ha, teşekkür ederim. Bu eskiden beri mutfağım biraz pembe ile mavi mor karışıktı. Sadece sandalyelerimin kılıfını değiştirdim. O da öyle kaldı. Renk olsun diye kaldırdım ben de öyle kaldı. Bir de midi fırının çok o tezgahın üstüne yakıştıramadım. Yani başka bir yere koysan daha güzel durabilirdi. Yerim yok maalesef ama teşekkür ederim güzel yorumların için. Bir şey diyeceğim bu arada. Tabii. Bu mutfağı beğendiniz ama dün benim mutfağımı yerden yere vurdunuz. Şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Tabii. Öncelikle ev senin evin. Evet, güzel. Kendi evinse evine çok güzel bakım, daha böyle gösterişli bir şey yapabilirdin. Duvarlarında boyalar kalmış. Orada beyaz üstünde griler var. Deformeler var duvarlarda. Bir de şu tezgah üstlerinde görüntü kirliliği var. Onlara dikkat etmek istedim. Bu pembe ne mesela burada? Onu unutmuşum maalesef. O unutmak olmuyor. Başka tercihini falan koyuyoruz, unutmuşum onu. Evet. Bu da bir de halının çok küçük. Fayansların ne alaka halıyla yani? Göz yoruyor. Her yer açık kalmış. Bu çok küçük. Bir de lekeler var sanırım halıda. Onu biraz sabah bir talihsiz bir olay yaşadık. Ama fayansla halının alaka aşkım, derken... Aşkım dur. Bak dün benim kaynanama laf yapıyordum. Bu takımlar nasıl bir şey mesela? Seninkiler... Anneanneden mi, kaynanadan mı? Canım ben 5 yıllık evliyim. Yani benim zamanımda bunlar modaydı. O zaman bana da, ben de 4 yıllık evliyim. Bir kere bu kaynana tabağı olan ben demedim onu. Ben hiç yorum bile yapmadım. Bence takımla alakalı bir sıkıntı yok. Takım gayet ben güzel. Ben de kullanılan bir takım zaten. Ben kabul etmiyorum. Demode bence. O dantelleri de modern duruyor bu arada. Mutfağın beyaz falan böyle parlak. Ama o danteller hiç dantel uymamış. Dantel konusuna evet ben de katılıyorum. No. Mutfakta kullandığım danteller hiç de yaşlı dişi değildi. Danteller artık bütün modern insanlar kullanıyor. Bir de aşkım bu biblolar salonun aslında. Yani artık mutfakta da kullanılabiliyor öyle şeyler. Bence hiç hoş değil, ne alaka? Bence gayet güzel durmuş. Bence de güzel duruyor, ben beğeniyorum. Bir de bir şey diyeceğim, masanı böyle koymuşsun ama yeri çok daraltmış. Böyle uzunlamasına koysan daha bence şey olurdu. Bir de masan da çok şey eski. Mutfağın çok modern duruyor ya. Dolapları falan şık, bir şey demiyorum ona. Teşekkür ederim. Ama masan çok uyumsuz. Hadi koltuklar gri renk olabilir ama üstündeki supla. Evet. Yani. Onu biraz sabah biraz sunumu yaparken bir şeyler oldu da. Dediğim gibi bu 5 yıl önce aldığım masa. Sadece kılıflarını değiştirdim. Halıya gelirsek de benim küçük 2 tane çocuğum var. Sürekli yıkıyorum makineye attığım için küçük tercih ettim. Büyük olunca sürekli ayda bir yıkamaya göndermek zorundayım. O da zor oluyor. Evet. Daha sonra... Başka ne demiştin? Bir de bir şey diyeceğim. Ha, boyaları söylemiştim. 5 yıl önce boyamıştık. 2 tane bebeğim büyüsün, boyayacağız. Evet, içeride salonu da gördünüz zaten. Biraz deformelerim var. Onları yani 1-2 yıl sonra boyayacağız. Çocuklar büyüsün diye bekliyoruz. Ona bir şey diyemeyeceğim. Orada şeyler var. Evet, şekerlik para, falan tuzlar var. Hoş olmuş. Ama bir şey diyeceğim. Avizen niye böyle yanlamasına böyle şu dikey olsa... Tuğçe yetmedi mi? Bir saniye aşkım. Yetti dikey bence. Olsa daha hoş durmaz. Tuğçe dünden beri şov yapmaya bayılıyor.
şovun alasını göreceksin. Olmuşsun, göreceksin, evet, cuma günü göreceksin. Sen gelsin bugün de biraz müsaade edin. Evet, ben de müsaadenizle konuşalım. Çünkü benim evime, 5 puanlık evime 2 verdiğiniz için hepiniz strateji yaptığınız için ben de size stratejinin alasını yapacağım. Rabia zaten bana şov yap, şov yapıyorsun, şov yapıyorsun diye bugün benim üstüme çok geldi. Yarın onun kendi gününde onu öyle bir şov yapacağım ki şaşıracak. Aşkım bir şey diyeceğim bu arada. Bak, bir kere burada bir freshlik var. Bir i̇kisi, güzellik var. İkisi ayrı renk, bir tanesi ortası farklı. Bak direkt gözüme çarptı mutfağıma girdim. Neden sence? Öyle mi aldınız? O kadar dikkat etmedim yani gerçekten. Nasıl dikkat etmedin? Bak ikisi sarı. İkisi beyaz oluyor ama beyaz ışık daha veriyor. Çok var. Bir de dikine neden yapmadın? Hem girerken böyle uzun daha güzel duruyor. Normalde resmen ama girerken konuşuluyor güzel duruyor. Sen her yeri böyle bir incele. Sen de konuşmuyorum. Ben ev sahibiyle konuşuyorum. Ama senin evine geldiğimde sen de daha güzel sohbet edeceğim. Şu an seninle sohbet etmek ama insanlara da biraz müsaade et. Bir de bir şey diyeceğim. Bu lila kelebekler falan nereye kombinledin mesela? Ya renk olsun dedim. Bir de arkadaşa söylemiştim zaten eski mutfağıma uyumlu demiştim. Eski mutfağım ama burası yeni. Ama eskini buraya koydum. Yok, renk dedim. Seviyorum. Bak yine seviyorum. Mutfağın çok modern. Ama o ne alaka? Kahve köşesi yapmışsın. Hoş evet. duruyor. Objelerin de güzel. Oraya bir şey demiyorum. Şık olmuş. Ama onun haricinde çok şey hem yani. Hem modern diyorsun hem bayağı bir de cool buluyorsun. Ben tam bulamadım senin yorumunu. Ben mutfak dolapları şık dedim. Bak modern şık dedim. Onun haricinde eksiklerini söylüyorum. Tamam. Bitti. Teşekkür ederim. Bitti. Şovumuz devam edelim. Söyleyeyim. Aa, bak bana şov şov deyip durma. Gerçekten sinirleniyorum ama ha. Fark etmiyor, sinirlenebilirsin. Tuğçe biraz fazla yorum yapıyor. Dün bize çok bilendi. Bütün hafta bunun acısını çıkaracak ama biraz fazla sözümüzü kesiyor ve bize söz hakkı vermediğini düşünüyorum. Ben tabloların rengi de tablolar birazcık bana modern dışında geldi ama renk olabilirdi. Rengi mor olarak masanın üzerinde vazonun içinde bir çiçek olarak görseydim daha güzel dururdu. O zaman mor oluşu dikkat evet, çekmezdi. Danteller için o biraz tarz meselesi tabii ama bu modernliğe bence olmamış danteller. Onun ya sadece fark ettiysen tek onlarda evet. var. Onlarda cam görünüyor diye boş kalmasın. Olmasaydı daha güzel olurdu evet. bence. Zaten olabilir. Takımların orada sergileri ve hiç şık dizmemişsin. Hepsi böyle buruşuk buruşuk bir saçma sapan bir şekilde. En azından daha böyle düzenli gözüküyor ya. Evet. Daha güzel bir şekilde dizseydin göze hitap Tuğçe'nin ederdi. Tuğçe'nin bitmeyecek. Hem oldu. Saygı duy. Hem sen de bize duy. Takımların çok ağır. Bir de dantelleri koyduğunda spor bir mutfağını çok böyle karma karışık olmuş. Sana sadece bunu söylüyorum. Kötü bir şey demedim. İlk başta masanın cam oluşuna takılacaktım ama sonra baktım ocağın da cam ve evet. renkler tamamen uymuş orada. Yani direkt matchledim yani. O gerçekten güzel duruyor. Mutfak dolapları çok güzel. Halı bence küçük olabilir. Çocuklu olunca evet. küçük ideal oluyor. Ama bence. Hani birazcık daha dolu göz doldursun evet. diye belki biraz daha büyük olabilirdi. Olabilir. Bir metre daha evet büyük alabilirdim. Sadece bir de mum mutfakta bana gereksiz yani mum var. Onun dışında her şey çok güzel. Ya bence. Şimdi teşekkür ederim. Kahve köşesinde şu an her şey koyuluyor. Mutfaktaki bibloların yeri orası değildi. Aslında salonda olsa daha güzel dururdu. Ben de oraya yakıştırmadım bibloları. Mikrodalganın üstüne değil de. Ha, belki burada kullansan daha az göze batardı. Evet, orada ben oradaki göze batmış, olabilir diye. Ne alaka oldu? Bir de oradaki duvar hani birkaç tane dekoratif olsa biraz daha mutfak dolu gözükebilirdi. Evet, oraya kapı açık ya. Normalde kapı olduğu için fazla burası belli olmuyor ama şu an kapalı diye orası. Şu tabaklar misafir takımın sanırım. Evet. Misafirlerini kullanıyorsun. Yani ben onları mutfakta sergilemeni konsolunu çok şık isterdim. Bulmadım. Evet, konsolunda da bir takım var. İki takımın olduğu yani böyle yok. Görünmesi en azından yer belki kahve yok. Fincanların falan orada görünebilirdi. Açık hani cam bir yer. Hani evet. sergilenmek için hani orayı cam yapmışsın bir şeyleri evet. sergilemek için. O ama tabaklar çok hoş. Dedim. Durmamış bence orada. Dantelle ben de katılıyorum. Modern bir mutfak. Dantel biraz ne alaka olmuş. Onun dışında ferah, aydınlık bir mutfağın var. Güzel, tatlı, modern. Perden sadece bu mu? Türü sadece bunu mu kullanıyorsun? Evet sadece bunu olarak. Çünkü önümde şey hiçbir bina hani boş yüksek evet. olduğu için öyle kullanıyorum. Yani dedim şey olabilirdi mesela benim gibi store ya da böyle demirli düzgülü oluyor ya. Evet. Öyle bir şey yapabilir. Onlar da çok şık duruyor. Ben pek sevmiyorum mutfakta böyle yerlere kadar uzanan tüller hiç hoş gözükmüyor bana. Yere kadar gelmiyor zaten. Gözlük kullan istersen. Tamam.
Aşkım bir dur. Yani anlatmak istediğim tamam. Uzun bir tül, değil mi? Mutfakta uzun bir tül. Stor perde değil bu. Zebra değil. Hiçbir şey değil. Uzun bir tülden bahsediyoruz. Ama istediği zaman onu çevirebilir, istediği zaman katlayabilir. Yani aşkım, kendi nasıl şey, istersen mermere, yapabiliyor. Mermere orada yapabiliyor mu? Balkon kapısı var ama gördüğüm gibi. Onu diyecektim. Balkonu storla açmak çok sıkıntı oluyor. Böyle yana çekiyorum, balkon şey, açıyorum. İki kanat da yaptırabiliyorsun onu. Evet ama bu daha yıkılması daha kolay. Evet, böyle çekiyorum. Evet, biraz daha şey. Evet. Şey de bu arada güzel olmuş. Kapatması evet. Hoş duruyor. Onu sizler için kapattım. Bir de şimdi kendi evin olduğu için evet. Söylüyorum. Yanlış anlama. Derz aralarının çok evet. Kirli biraz. Halın da çok küçük ya. Eğer derz aralarını kapatmak isteseydin biraz daha büyük bir halı seçseydin daha güzel olurdu. Bu kadar göze batmazdı. Evet. Ya yani onu dediğin gibi silikonla onu bir çare yapacağız yani. Evet, beyaz eşyaları ne kadar aldın? Beyaz eşyamı 5 yıl önce 20 bin olması lazım. 20 bin. Evet. İçinde ne vardı? Ankastre, fırın, buzdolabı, bir de mikrodalga, bulaşık makinesi. Masaj, yemek takımın ne kadar? Yemek takımını da 1000 liraya almıştım. Hmm. Halın ne kadardı? Halımı da geçen yıl 500 aldım. 500, küçücük halı için bence bambu halı. Yani bilmiyorum o de. Biraz daha pahalı oluyor. Halıdan hmm. Sanırım leke çıkmıyor, leke tutmuyor. Onu evet yıkadım şu yani kaldı sildim de olmadı. Şimdi sen buna 500 lira verdin. Leke çıkmadıktan sonra ben o bambu halıyı ne yapayım aşkım? Yani onu biraz daha yaparsak çıkar da peki siz geleceksiniz diye başka şeylerle ilgilenebildim. Boş avizeyi yani. Ne kadar almıştın? Avizeyi de 700 liraya aldım. 700 lira. Güzel. Kızlar bitti mi yorumlarınız? Evet. Düşsüz. Tuğçe içini boşaltıp rahatladın mı? Şu arkadaşımız biraz daha şey yapsa? Tuğçe biraz sakin mı? Git. Her odada herkesin önünü atlayıp... Ama ben size söyleyeyim aşkım. Ama bitiriyorsun. Dedim ki benim günüm bitti. O puanların acısını sizden çıkaracağım. Çıkar canım çıkar. Gün sonunda puanlar çıkar. O zaman yorum mu? Tamam konuş ama konuşmuyorsun. Ben ama her şeyi bitirdin zaten. Kızlar biraz sen de aynı olalım. Şeyi söyle. Sen de aynı şeyleri söyle. Tuğçe. Belli ki tartışmalar bitmeyecek. İyisi mi biz haftanın oyununa gidelim. Nezahat haftanın oyununda iddialı mısın? İddialıyım. Onun için tırnak. Tırnaklarımı kestim. Şu iki tırnağımı tabii. İnanmıyorum sana. Kazanacağım. Çok mantıklı. Hadi o zaman gidelim. Hadi gidelim. Mutfak çok güzeldi. Gerçekten içim açıldı. Sonuçta bu evde 5 yıldır yaşıyor ve gerçekten bence çok iyi bakmıştı. Tertemizdi. Her şeyde uyum içindeydi. Şimdi sırada haftanın ödüllü oyunu. Oy düğmeli, iğne iplik, dikmeli var. Ve görmüş olduğunuz kolyemiz de şurada böyle ahenkle duruyor. Çok güzel. Çok güzel. Bakalım bu güzel altın kolye hangi gelinimizin oyununu süsleyecek bu hafta? Dün kaç tane dikmiştin? İki tam diktim aslanım. 4 tane de ilmek attım. Evet Nezahat. Acaba sen Tuğçe gelini geçebilecek misin şimdi? Geçeceğim inşallah aslanım. Hadi hayırlısı olsun bakalım. 120 saniyem var. Birlikte sayıyoruz. 3, 2, 1... Başla. Kuralı biliyorsun. 10 tane iğneyi tak geçireceksin. Yapamaz. Bence yapamayacak aslanım. Birinciyi geçirdin. Çok düğmeden geçirmedik ki. Yapamıyor ki zaten. Allah Allah. Elleri tutuyor bir de. Bir de bana söylüyor ya. Ki gömlekten geçirdi. Şu an bir değil mi? Tırnağın kırıldı. Yok yok. İğneyi kırıldı. Diğer iğneyi al devam et. Devam devam. Bu iddialıyken ya yapma ya. Oo. Geç. Aslında geçemeyeceğini söylemiştim size. Evet, yeni, yapamıyor. Yine ve yeni düğme. O tırnaklarla biraz zor zaten. Yani. Bir. Ya iğneler çok uzun. Niye böyle anlamadım? Üç. Analığını gösterir. Yapamayacak. Dört. Heyecanlandım biraz. Beş. Olmuyor, olmuyor. Yanlış yapıyorsun. Yedi. Ben. 8 9 Bir tane bitmedi daha. 10 O hepsi karıştı zaten. Yani bütün çok karışık oldu. Tamam orada bırak bırak. Kopartamıyorsan. Devam et. Ay ama çok kötü dikti ama yapacak bir şey yok yani. Aslanım bunu kabul ediyor muyuz? Bakacağız. İpler bakacağız. Karışmış iyicene. Ya ipler çok uzun aslanım dün böyle değildi. Sanırım nasıl değildi? Nasıl değildi? İpler bu kadar uzun değildi. Bu çok sıkıntı olur yani. Bu kadar uzun değil. Boşver Nezahat, yapamıyorum demiyorsun bu da. Bu nasıl olsun? 10 ilmek için biraz uzun olması lazım. 4. Kısa olsa 10 ilmek yetmez. Yapmaya çalıştım ama olmadı. Olmadı. 5. Kaç saniyemiz kaldı? 6. Evet. 7. 8. 10.
9, 9 8, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yapamadı işte aslanım. Ben söylemiştim. Ay. Aslanım ama ya bunlar çok ince. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Ama çok ince. Dün bunlar değildi galiba. Dün de onlardı vallahi. Çok ince. İp de çok gayet güzel yaptı. Ama ip çok uzun gerçekten. Şöyle ip çok uzun. Bak. Bir tanem çek, benim. Çek. Aşkım. onu ilmek atacaksın ya. Nasıl atacaksın başka türlü? Bilmiyorum. Yani mümkün mü? Kısa ip olsa 10 tane o etmez ki. Aslanım beceremiyorum demiyor da. İpe iğneye laf söyledi evet, işte. Ne yazık ki bu şekilde aslanım iki tane. Aslanım göstermeyin gerçekten çok kötü. Ne yazık ki bu şekilde iki tane dikebildiğin için yani bunu bir sayacağım ben şu hale bak. 5 yıllık evliyim diyor. Yani zaten burada duruyor. 2 sayamam. Evlilik dikmekle mi şey oluyor? Beceri işi. Yok canım hiç alakası yok. Bu da başka bir şey ya. Bu el mahareti başka bir şey. Bu gerçekten el mahareti işte. Hamaraplık diye bir şey var. Şu an kimse dikmiyor ya. Kimse efendim canım. Hamaraplık diye bir şey var. Hadi bakalım. Dur bakalım. Evet. Dur şu anda ne yazık ki sen elendin. Evet. Bir tanem. Nezahat sana yapamadığın için kocaman bir kalp gönderiyorum. Başarılar aşkım. Evet hanımlar şimdi bence senin yatak odasını şöyle güzel bir incelesinler bakalım. Evet. Gelinimizin yatak odasını nasıl bulacak? Gelinler yatak odasındalar. Buyurun. Evet haftanın oyunda elendim. İddialıydım aslında ama olmadı. Evet, şimdi de Nezahat Gelin'in bohem ve avantgard dekorasyonu harmanladığı yatak odasındayız. Toz pembe bir yatak başlığı bulunan karyolasını her nedense hem turuncu hem de beyaz ve gri yastıklarla süslemiş gelinimiz. Yatak odasındaki makyaj masası ve gardıropsa avantgard tarzın göz bebekleri niteliğinde. Salonda olduğu gibi burada da desenli tüller ve fonlar kullanan Nezahat Gelin'in dekorasyon konusunda kafası biraz karışmışa benziyor. Bakalım gelinlerimiz bu konuda ne düşünüyor? Kızlar yatak odama hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl buldunuz yatak odamı? Öncelikle ben yorum yapmak istiyorum. Tabii. Yatak odanı çok uyumsuz buldum. Yani buradakinin rengiyle başlık uymamış, perdeler aynı şekilde uymamış. Yani buradaki obje dekoratif evet hiçbir şekilde uyumlu bulmadım. Yani pek uyduramadım da. Aslında renkler bir de eski duruyor. Yani eski duruyor. Oradaki dekoratif aynı zamanda hiç olmamış. Eski derken zaten 5 yıllık evli olduğumu söyledim. Mobilyalarımı hiç değiştirmedim o zamandan beri. Sadece yenilemeye çalıştım. O da dekorasyonlarla daha yeni tarz olan bu bohem tarza daha yakın olsun diye bir değişiklik yaptım. Dekorasyonlar aldım. Yani perdelerinde çok kısa, boyları çok kısa aşırı evet, derecede. Evet onu söyleyeyim. Bir yıl ben kirada kalmıştım. O eve göre alınmıştı. Sonra buraya geçince çok ona perde aldım ama çok fazla kaldı. Bunu da burada kullanmak istedim. Anladım. Öyle ama yani kendi evin ya artık hani buradasın kendi evin. İşte mobilyalarımı değiştirirsem komple hepsini değiştirmek zor değil aslında. Perde değiştirmek basit değil bir şey. Ama fazla yani çok fazla oldu. Çok yani salonun perdesi gibi duruyor açıkçası. Buraya yakışmamış pek. Ben şöyle bir oda görüyorum şu anda. 5 sene önce alınmış ama kafası karışık alınmış. Yani salon halısı var bir halı. Salon var, bir fon perde, öyle bir yatak odası yapmışsın. Sonra 2024 yılına gelince demişsin ki biraz bohemleştireyim. Ya sadeleştireyim benim, bohem değil de sade biraz olsun. Biraz boheme kaçmaya benim. Başlamış evet. Böyle astıkların evet. Vesaire şurada pampas gördük. Evet, hasırlar var. Ya o 5 sene öncenin salon yatak odası mobilyasıyla bu senenin bohemini böyle karıştırmışsın. Olmaz. Birazcık. Evet. Halı da burada mesela hiç halı görmedim ben. Yani küçük bir şey sürebilirdim. Yani orayı bayağı. Biraz daha büyük serdiğim için buraları kullanmıyorum. Yani böyle. Çok boşta kalmış. Aşkım yani ben başlayayım. Değil ama tabii. Şimdi perdelerine baktığımda gözlerim kan çana. Bak tülün çok hareketli. Fon perdeni de aynı şekilde yapmışsın. Böyle saçma sapan bir renk cümbüşü olmuş ve perdelerin çok kısa. Bir de salon perdesi gibi duruyor. Onun haricinde yatak başlığının üzerinde çanak gibi böyle ahşap bir şeyler kullanmışsın, hasır. Evet, hiç hoş durmamış onlar. Yani orayı aslında ne bunlar şu an yeni yeni çıkıyor böyle. Ben de bir şu otelde ama, görmüştüm. Çok güzel tamam, duruyordu. Şu an çok güzel ama senin yatak odanla hiçbir bağlantı evet. Yok. Neyle uydurmaya çalıştın? Yani renkler aslında çok bir renk yok öyle. Mesela sade bunu var. Koymuşsun. Ben mesela bunu sufle olarak bunu... Evet, ama şimdi dekoratif olarak da kullanıyorlar. Yani ama yatak herkes odası üstüne için mum hoş koyuyor değil. Üstüne süs yani şey olarak. Süsleseydin. Yani misafir odan varsa oraya koyabilirsin. Yani misafir salonda, odanda da gördüm zaten vardı. Bir de mumlu koyduysan içindeki mum nerede? Onun olması gerekti. Çocuklarım olduğu için çıkarmıştır. Onda yok.
O sepeti de... Fırlatmaya alıştın sen bu aralar, fırlattık gitsin. Bu sepetin 3 tanesi var, böyle boy boy aldım ve ben bu sepeti sadece havlularımı koymak için kullanıyorum. Bunlar yani yatak odası çok amaçlı için bir şey. Pek hoş değil. Banyoya daha uygun olurdu. Evet, banyoyu daha, evet, daha uygun olurdu. İçindekiler de pek olmamış. Evet. Yani komple kaldırsan daha iyi olurdu, evet, sanki. Evet, mobilyalarına gelecek olursam, 4 sene önce de bu mobilyalar vardı. 5 sene önce de aynı mobilyaların daha böyle modern hali de vardı. 5 senelik evliyim deyip bu kadar böyle göz karmaşası. Sen de gençsin bu arada. Kullandığın mobilya tarzı o kadar böyle 35-40 yaş üzeri ki. Evet. Bak çok samimi söylüyorum. Yani benim annemin kullandığı yatak takımı. O yüzden 5 sene önce de daha modern bir şeyler alabilirdin. Yatak başlığın pembe, pudra. Evet. Hiç uyumlu bulmadım. Bu battaniye hiç uymamış mesela bu. Perdenle yastıklar yine aynı şekilde Tuğçe'nindeki gibi. Dün söyledik. Evet. Dün keşke yani, turuncu. Turuncu. Yani aşkım. Tekrar üstüne. Turuncu. Burada fırfırlar var. Bunu buraya koyup pudra. Hani biz geldik yine de. Aşkım şimdi biz geliyoruz. Daha böyle farklı bir yastık kılıfı madem gösteriyorsun. Yatak odana uyumlu bir şey kullanabilirdin. Daha açık renk. Çünkü yatak başlığın pudra. Yastık kılıfın turuncu. Üstüne de bu fırfırları, beyazları koymuşsun. Burada bence rengi değil problem. Yine kendi kullandığı yastığı koymuş. O zaten gözüküyor. Bana laf söylediniz. Yine aynı şeyi yapmış. Evet, aynı son. Ben de öyle kullanıyordun ama işte. Tamam, ben de seviyorum. Ben sana söylemedim çünkü ben de öyle kullandığım için söylemedim. Ben söylüyorum. Bu da salon mesela. Salon yastığı. Bu da bohem tarzı gittiği için biraz sana yaklaştırmaya çalıştım. Yine bohem yok ki. Yok ki. Ya hani sadeleştirmeye, yenileştirmeye çalıştım. Sonuçta evet 5 yıl önce çalışmış. Bohem olmaya çalışmış. Evet. Beş yıl önce pembeler modaydı. Tamam. Cevap verebilir miyim biz? Tamam, sakin. Konuşalım. 5 yıl önce pembe modaydı. Ben de hiç mobilyaya bakmamışım. O zamanlar biraz küçüktüm, anlamıyordum mobilyadan. Hı-hı. Sadece başlığın rengi pembe diye bunu seçtim. Bunlara da bakmadım. Sen de pembe bu vardı. Seviyorsun herhalde. Zaten gördük senin salonun da pembe. Salonda da pembe. Evet, o zamanlar pembe seviyordum ama küçükken ama artık ya aslında daha zamanla 5 senede zamanla değiştirebilirdin ya. Senin tercihin bu biraz. Ya öyle de yani mobilyam çok yani kaliteli olduğu için hemen değiştiremedim. Yani biraz daha kullanmak istiyorum. Çocuklarım da büyüsün, komple değiştireceğim evi. Aşkım bir şey diyeceğim. Benim pufuma dün bir şeyler söylediniz. Gri şey... Deri. Deri bir puf kullanmışsın. O da hiç hoş olmamış. Yani alakasız beyaz mobilyaların oraya bir kremsiz değişik bir şey olmuş. O orada bağımsız takılıyor. O onun takımıydı. Orada, bir şey yapmadım. Orada bir şeyler koymuşsun. Evet. Paspas mı deniyor ona? Pampas değil pan. Dedim ki hani şunla mı uydurmaya çalıştın? Şunlarla şöyle komple. Ama ya aslında yani çok karışık değil. İki şey var, tarz varmış mesela gibi. Mesela mobilyalarım şu detaylar olmasa, çiçekler, böcekler, evet, güller falan olmasa, dümdüz beyaz olsa evet, okey. Hasır çok yakışır ama yok. Avizeni de ben pek uyumlu bulamadım avize orada. Yani mutfak avizesi gibi. Biraz daha çocuk odası gibi. Yoksa mutfak odası gibi. Başka bir şey için almıştın da buraya mı koydun? Yok yani açık bir renk sadece buraya uygun yok. Yani çünkü biraz ağır ya hani halının perdelerin ağır. O çok spor kaçmış orada, evet, o yüzden. Sanki benim çocuk odası, diyor. Genç odası avizesi gibi biraz. Yok rengi uyu diye almıştım. Ne zaman almıştın? Ne kadar bir zaman önce yani almıştın? Yani bir yıl oldu. Fiyatı ne kadar bu arada avizenin? 150 civarıydı. Bir yıl önce. Uygun almışsın. Mobilyalarım 12.000. Perdeler ne kadar bu arada? 1000 liraydı. 1000 lira. Şey fonları? Fonlar dahil. Ha, hepsi 1000 lira. Dahil, evet. Bir de halın çok küçük oraya. Niye öyle bir halı kullanmak istedin? Yerler parke, evim sıcak. Gerçekten büyü de çok sıcak oluyor. Ne kadar? O halı ne kadar? O halı da 500 lira. Bu arada yerlerin de açık zaten. Hani çok açık bir ahşabı var. Evet. Halın da açık. Aynı. Halı kendini göstermiyor parkenin üstünde. Daha bir tık daha farklı bir renk. Evet, pembe yani alabilirsin. Pembe yapabilirdin ya da... Yani, artık istemediğim için pembe istemiyorum. Bir tık daha kuyuya kaçabilirdi. Evet. Şunu mesela şuradan kaldıralım. Şöyle. O yastıkları da oradan alır mısın? Beyazları koyalım sadece. Böyle de çok sade kalacak. Çok şık oldu. Yastığını da alalım. Çok bu nevresi takımı güzel bu arada. Evet, ama sen böyle kendince bir şeyler yapıp renk katmak istedim. Bu arada aynısından bende de var. Evet, ben de çok severek güzel. Böyle evet, daha güzel sade mesela. Böyle daha çok iyi olmuş. Çok güzel oldu. Boş dedim ben de. Normalde zaten böyle kullanıyorum. Siz zaten renk yatak örtüsü var. Hani boş değil. Yatak evet. örtüsü zaten o yüzden kullanılıyor. Evet. Dolu dursun diye. Yatak örtüsünü kaldırdığımızda evet daha uyumluydu. Daha beyaz, daha güzel göstermişti odayı. Keşke başta kendisi de o şekilde düşünseydi. Bohem tarzını çok beğendim. Yatak örtünü beğendim. Renkler, sarıyı falan da çok beğendim. Hasırla da güzel olmuş ama tabii ki ben de aynı fikirdeyim.
mobilyanla olmadı. Evet. Ha, belki perdeni değiştirmiş olsaydın gene o kadar göze de çarpmazdı bütüne baktığım zaman. Hani eski zaman olarak düşünüp evet, o kadar göze çarpmazdı. Halıyla parke desen, hani halıda gri var, neredeyse kahvelerde o griye yakın bir tonda olmuş. Hani görünmüyor gibi bir şey. Onun dışında tavanda bir tane kanca görüyorum. Acaba o nedir? Bir tane değil, orada birkaç tane kanca var. Benim iki tane bebeğim vardı. Salıncak mı? Salıncak var orada, siz geliyorsunuz diye çıkardık. Anladım. Onların izi. Yani bir tane kancayı çıkartabildik, onu çıkartamadım. Öyle kaldı. Kızlar bitti mi yorumlarınız? Bitti. Peki Gaziantep'li gelinimiz Çeyiz'in de iddialı mı? Tabii ki iddialıyım. Çeyiz'in Tuğçe'nin Çeyiz'inden çok mu? Çeyiz'im evet çok. Bir de bize yani el emeği çok fazla var Antep'i. Hadi göreceğiz. Görelim bakalım. Kendi elleriyle kendi yatak odasını da batırmış. Arkadaş aslında güzel mobilya seçiyor ama tamamlayıcı parçaları bence çok yanlış. Katılmıyorum. Ben güzelleştirmeye çalıştım ki bence de başarılı olduğumu düşünüyorum. 5 yıllık evli Nezahat gelinin Çeyiz'inde memleketi Gaziantep'in o kendine has havasını görmemek mümkün değil. Antep işi yelekler ve şallar, örülürken çok ter döküldüğü belli olan lifler ve patikler. Son derece kıymetli havlular ve yazmalarla dolu dolu bir Çeyiz var karşımızda. Bakalım gelinlerimiz Nezahat gelinin Çeyiz'ini beğenecekler mi? Nezahat gelinin Çeyizlerini serdik. Nezahat'cığım, yani 5 yıllık evlisin, hiç kullanmadın mı? Yani şu havluları. Ya çok hocam, kullanmadık aslında. Bir de ben dağıtmadım çünkü ben gurbete geldim, İstanbul'a geldim. Yani kimse ev görmeye gelmedi. Hani bize şey olur, eve gelirler, ev görürler, Çeyiz görürler, verirsiniz hediye. Ben hiç kimseye diye veremedim, gelmediler çünkü. O yüzden kaldı mı diyorsun? Kaldı. Evet. Öyle. Aslı Hanımcığım, canım, bir şey söyleyecektim. Dün benim evimde çeyizlerime bakarken demişti ki Gaziantep yöresine göre bir çeyiz göreceksiniz ama evet, yani çok böyle abartılacak bir çeyiz göremedim burada. Ben bir göstereyim, bir şey dikkatimi çekti. Tamam. Bunlar göstersin. Antep işi diyor bunlara. Bunlar çok kıymetli. Bakalım Antep'te mı? Bunlar. Bunların işlemesi çok böyle tel tel çekilerek işleniyor. Biliyorum, görmüştüm evet, bunu bir gelinimizde. Burada masa örtüsü falan var. Bunlar çok kıymetli yani. Bakabilir miyim? Tabii ki. Güzel. Takımı bunlar komple. Bu kullanmamışsın yine galiba. Ha? Evet. Bu çok annemin çeyizini annem bana verdi. Bunu bana bu peki yapmıştı. Bu bunlar bu salon takımları. Salon takımı. Evet. Ben de şunu çok merak ettim acaba. Şu ne oluyor? Makrame bu, mi? Bu evet. Bunu da annem yapmış. Saksılık. Evet, saksı çek koyuyorlar böyle. Saksı koyuyorlar. Ay sen bilmiyor musun bunları? Hayır. Aslında belki elini alıp baksam bilirdim. Görmedim, görmedim ben. Çok evet, kendiler yapmışlar. Yeni gelinler bilmez aslında. Yeni gelinler bilmez değil mi? Evet. Çok eski bir evet, şey. Evet evet. Eski böyle köşelere asarlar tavana. Böyle değişik bir şey işte. Aynen. Aslı Hanım bir şey dikkat edecek. Söyleyebilir miyim? Bunun işçiliği evet, çok güzel. Evet, bunlar çok demek. Çok güzel olmuş. Of, of. İnsanı kör eder. Bu Mevlüt Dola. Tamam. Bu Mevlüt Dola oluyor neyi, bu. Neyi? Mevlüt Dola. Ya dolak. Başörtüsü. Dolak. Evet, bizim orada öyle diyorlar. Mevlüt Dola. Hiç duymadık biz, gittik Antep'e. Dolak. İşte salon takımı mesela bu da. Hani şey orta sefaya söylüyorlar ya. Evet. Onlar. Bir de Antep'te bir ciğer deldi var. Gidelim. Onu da gösterebilir miyim? Ay göster ciğer deldi. Şurada. Bunu al kenara koy ayağını. Bunu alabilir miyim? Buradan Antep'e selamlar, evet, sevgiler şöyle olsun. Göstereyim. Şu model kar topu. İpek işi. Şunlar şu ciğer deldi işleminin adı. Ay be, ciğer deldi. Evet. Zor çünkü değil mi? Çok zor, çok zor. Meşakkatli yani, bir evet, şey. Tutsana bak. Bu karyola eteği. Evet. Karyola. Bir şey söyleyeyim mi? Bunları böyle şimdi aile büyükleri izliyorsa bak çok kıymetli ya. Bunları böyle kesip masa farklı bir yere adapte edip masa örtüsü yapabilirsin. Ve efsane olur. Kullanışlı bak, evet. Bak bunu gerçekten dönüştür. Evet. Yazık çok olmasın, güzel bunlar. Yani kıyamıyorum aslında bunları diyorum bir ki. Bir de bebeklerine yaptığınız şeyler evet, var galiba. Sen mi yaptın? Yok hayır. Kayınvalidem sağ olsun yapmış da. Evlenmeden önce yani yapmış. Evlendikten sonra bana verdi. Hem kıza yapmış hem de oğlana yapmış. Ay bir canım, kızım da bir oğlum var çok şükür. Senin yaptığın bir şey var mı? Benim maalesef yok Aslı Hanım. Tek bir aram yok benim. Ha, bu yastık kılıfı galiba. Bu yastık kılıfı bunların iki tane. Bunların küs yastığı deniyor. Küs yastığı mı? Evet. İki tane ayrı olduğu için. Bir de bir tanesi var böyle bir yastık. O da kocaman muhabbet yastığı. Muhabbet yastığı diyorlar onda. Evet, Aslı Hanım, ben bunları unutmadan bir şey söylemek istiyorum. Bir dakika canım, söyle hayatım.
Aşkım bir şey diyeceğim. Şimdi bu kadar havlun var ya. Evet. Ama doğru söyle. Bunları bir yerden aldın mı yoksa gerçekten bunlar senin çeyizinde mi? Çünkü ben de 4 senelik evliyim. Ne kadar bazanın altında saklasam da bunlar bir sararıyor. Sanki bunlar hazır mı? Birinden canım, mi aldın? Daha zaten gelmiş gibi. Evet, hazır, yepyeni duruyor. Bunlar hazır. El işlemesi olarak 2-3 tane el işlemesi var. Bunlar hazır mı? Hepsi hazır mı? Bunlar hayır. Sonradan yani şey hazır dediğim şeyler hazır. Yani çoğu hazır bu ama değil. Şu el işlemesi. Mesela evet. Bu değil. Bunlar hazır. Çok fazla burada el işliyor. Şu da el işliyor. Arkadaşın hakikaten bir şey sordu, istersen ona bir cevap ver. Çok nasıl fazla sakladın? Var. Hiç inandırıcı ve gelmiyor. Çünkü sarardı yani benim bütün şeylerim. Havlularım yani sapsarı. Kuşta çok güzel hiçbir şekilde sararmadı yani. Benimki de rutubet huş. Falan rutubetten da yok. Rutubetten olabilir. Bir, yok. Bir de ben içine babaannem hep derdi ki sabun kalıbı falan koy. Ben evet. Sabun koyuyorum. Bunlara bir zarar gelmesin diye. Bana inandırıcı gelmedi arkadaşım. Hep böyle tekstil ürünleri mi? Böyle tepsidir, tabludur, böyle farklı bir şey yok mu? Yani yok maalesef. Fatikler var. Fatik. İşte nasıl örtüsü? Oya işleri var. Evet. Kınadan falan kalma sanırım. Evet, onda tefsir aldığımız. Bunları kullanıyor musun? Yazda ben bunları kullanmıyorum. Ben normal onlardan kullanıyorum. Ne yapmayı düşünüyorsun? Bunu saklayacaksın hepsini. Saklarım. Kızım var. Ne? Gelinime veririm. Evet. İnşallah. Ay şu battaniye bakalım mı? Evet evet. Bunu mu? Pembe. O çok güzel. Evet, evet çok tatlı. Değil mi? Sen yaptın. Bunu kullandın yok, mı? Yok ben yapmadım. Bunu annem yaptırdı. Ay çok güzel. Evet, çok güzel. Renkleri çok güzel. Evet, evet yapıldı. Acayip bir şey mi aldınız? Bakın hep söylediğim yaptırdı, gibi arkasına da değil. Böyle pamuklu bir şey koyuyorlar ki bebeğin zarar vermesin, yakmasın, terletmesin, üşütmesin evet. Veya sıcak tutsun diye. Çok bu güzel, çok çok güzel evet, gerçekten yapmanın eline sağlık. Bu çocuklar için yapılanları kim yaptı? Onların hepsini kayınvalidem yaptı. Hepsini? Evet hepsini. Kullandın mı peki çocuklar? Kullandıklarım var, onları getirmedim. Bunlar da kullanmadıklarım. Bakın kanaviçeler var burada. Evet evet bunların hepsi şey. Göstersene hayatım. Muhabbet yastığı dediğim yok. Bu da karyolu örtüsü. Bak seccadesi var. Bu karyolu evet. Örtülerini Aslan'ın dediği gibi var. Değerlendir bence kesinlikle. Eteği bu. Evet. Bunları bunlar harcama ya. Bunlar hep işte. Evet ya da sararmadan kullan yani. Evet. Bu bohçada mı vardı? Senin bohçanda mı acaba bunu, seccade olarak? Seccade bu, değil mi bu kız? Bunu galiba annem bana vermişti. Seccade vermişti. Seccade büyük ihtimal evet. Büyük bir seccade. Evet. Şu neymiş? O kayınvalidem hacca gittiğinde bana ferace gibi, namazla gibi almıştı. Çok, çok hoşuma iyi. Gitmişti çok sergilemek hakikaten istedim. Hakikaten bu namaz kılarken o kadar iyi çok oluyor. Çok güzel oluyor. Tek diyorsun. Bir şey evet. Tek bir şey dediğin gibi eşarbınla eşarbı. Birlikte. Çok evet, güzel. Evet çok güzel. Çok bu da çok hoş. Evet. Evet. Bu şey. Sabahlık mı Lizöz mü? Evet Lizöz. Dolsalıkta. Giydin mi? Giydim. Şöyle bir kere giymek nasip şöyle. Oldu. Evet. Ay canım. Şöyle gezdik işte hastanelerde. Evet. Sıcak tutmuştur ama. Evet evet. Bu neymiş? Bakayım. Bu bebek şey battaniyesi. Burası bebek işleme. Bebek yorganı. Evet pardon. Bu çok ağır ama. Çoğu kayınvalidemin emeği. Ay, ellerine kolayla sağlık onu. Yündür içi. Yün bozar. Aslanım çocuk bunun içinde üstüne yatırır, üstüne yatırır Tuğçe. Üstüne mi? Evet, üstüne yatırır, arkasını çevirir. Ya bu kullanışlı bir şey değil ya. Evet, bu biraz fazla. Biraz yani ağır zaten kullanılmaz. Bu aşkım sağlıklı oluyor bunlarda biliyor musun? Evet. Bu ne? Bu benim çeyizden aldığım yatak örtüm. Çeyizi sergilemek istedim. Aa iyi yaptın. Evet. Pembe. Eski bir gelin oldun belli oluyor ne zaman. O zamanlar pembe yani, modaydı. Fena değil yalnız çeyiz. Yani. Var bak karıştırınca. Evet evet şaldır. Çok var. 50 bin TL'yi hak eder mi bu çeyiz? Muhabbet yastığı dedim bu. Yani. Bilemedim. Bilir. Yani bilir etmeyebilir. Aslında şüphelim yani. Sanki fazlasıyla böyle farklı yerlerden toplanmış hiçbir kullanılmamış çeyiz. Antep'ten kim getirebilir bunları? Belki arkadaşlarından almışsın çünkü akrabalardan yani çok belli benim oluyor. Benim burada akrabalarım bir tek annem gibi var. Onlar da hepsi kayınvalidemin emeği bunlar. Öyle mi? Kayınvalidem. Şurada bir tane gördüm ben gri o böyle üstünde şeyleri pulları vardı. Evet şu. Şurada. Evet. Ha, bu, o değil. Yok yok şurada galiba. Şu aslanım şunu diyor. Patik. Bu. Evet. Bunu annemgil yaptırmış. Bir şey söyleyeceğim. Aynen. Patik çetik çok bayağı var bence. Evet gördüm. Evet annem yapmış. Yani model. Seccadesi de var. Evet, bence evet, biz var. Güzel bir çeyiz gördük. Güzel. Evet. Yazmaları da var. Evet. Daha evet, ne olsun? Dolu dolu. Ay hadi buradan bir yemek masana, sunum masana bakalım. Geçelim aslanım. Orası da terledin değil mi? Çok sıcak oldu. Sıcak. Haydi o zaman. Buyurun. Sunuma geçiyoruz. Hadi buyurun. Çeyizinin onun olduğunu düşünmüyorum. İlla ki sağdan soldan toplamıştır. Çünkü hiçbir havlu sararmadan, lekelenmeden bazanın altında o şekilde durmaz. Sağdan solunda hiç Antepli olan hiç kimse yok. Onların hepsi Antep el işiydi. Kimseden toplamadım, hepsi benimdi. Bugün misafirleri için bembeyaz bir sofra hazırlayan Nezahat Gelin'in sunum masasındayız.
ağırlıklı olarak sofrasını çay saati ikramlarıyla donatmayı tercih etmiş gelinimiz. Tabii bütün bunların yanında Antep mutfağının gözde lezzetleri de yan yana dizilmiş masaya. Daha çok tatlılardan gitmeyi tercih eden Nezahat gelin, bakalım tuzlu seçeneklerinin az olmasıyla eleştirilecek mi? Nezahat gelinin sunum masasındayız. Nezahat'cığım, ellerine kollarına sağlık canım benim. Sen bugün ne hazırladın? Kendi ellerinle, senin emeğin nedir? Bize ben, anlat. Ben revaniyi ben yaptım. Şu revani mi? Evet. Aha. Tuzlu kurabiye. Altında elmalı kurabiye var. Antep'e özgü bir kerebiç olacak orada. Kerebiç Antep'in değil de Mersin diye biliyorum. Mersin'inki de farklı, bizimki de farklı aslında. Mersin'inki daha böyle bir krem şanti galiba oluyor. Yok, o krem şanti zannediyorlar. Hayır, değil, o ama acı bir krem şanti değil. Evet. Bir bitkinin kökü, ay kökü, şu an acı unuttum. Biraz. Meyan mıydı acaba? Yok, değil değil. Hatırlayacağım. O kerebiçin beyaz köpüğünün ne, hangi ağacın kökündendi dış ses. Hemen bir... Şöyle bir bak bakayım. Bize bilgi ver. Evet. Bizimki daha farklı. İçine fıstık konuyor, tarçın. Evet. Şekilli koyuyor öyle. Bize şerbetli değil yine, değil mi? Hayır, kurabiye, kurabiye tarzında. Tarzında. Onu ben yaptım. Eline sağlık güzelim. Kuru diğerleri. Acur ve kabak. Kabak mı? Evet. Bunu içli köfteyle bunu kaynanam yaptı. Hı hı. Ellerine sağlık. Aynen. Bunun Mardinli bir komşum var. O yaptı sizler sağ için. Sağ olsun. Bu? Bunu ablam yaptı. Aha. Ağlayan pastayı komşum yaptı, poğaçayı da komşum evet. yaptı, bunu da komşum yaptı. bunu da, evet. sarmayı da. Sarmayı da evet. normalle beraber sardık kayınvalimle. Hepsi bu kadar mı bunların? Var, devamı var. Gerçekten şey, mi? Tabağa koyayım, şey olmasın diye, sunum kaplarım biraz değişik olmasın diye bu kadar koydum. Peki. Devamı var isterseniz. Çeşit az gibi sanki. Evet, tatlı evet. daha ağırlıklı biraz. Sanki. Aha. Ben börek göremedim, börek yani kuru... Doyurucu pastalar şey dışında. Sadece poğaça var böyle. Evet. Bunlar içli köfte, dolma, dur. Sarma. Yani bu beş çayı konsepti hazırladın sen evet. değil mi? Evet. Evet. Kerebiçi araştırdım Aslı Hanım. Köpüğü çöven köküyle yapılıyormuş ve bu bitki ıslatılıp bir gün bekledikten sonra kullanılıyormuş. Ya çöven bitkisi. Ve de faydalı, şifalı bir bitki. Çöven bitkisinin içine bir miktar işte tatlandırıcı eklenerek yapılıyor. Enteresan, değişik bir krem şanti görüntüsü öyle elde ediliyor. Öyle bir şey oluyor. Evet, bizimki öyle. Orada hatırlattığın iyi oldu. Bitkini biliyorum ama işte adını hatırlayamamıştım. İyi oldu. Buradan Mersin'e de sevgilerimiz. Oh! Öpücüklerimiz gitsin. Vallahi kalbim orada kaldı. Çok güzel bir hafta geçirdik orada da. Evet, kerebiç deyince Mersin'e gitti söz. Evet bir tanem. Ne diyordun sen? Ben kuru pasta biraz fazla geldi bu. Böyle bir menü için. En azından börek, kuru pasta bir tane az hadi olabilirdi. Ya da salata tarzı şeyler mi? Salata yani. Hiç yok zaten. Börek yok. Beş çay için bence vazgeçilmezlerden biridir ikisi de. Tatlıların ikisi de çikolatalı. Hani birisi daha farklı olabilir, ikisi de aynı krem şanti gibi onun da içindeki anladığım bu şey Hindistan cevizi komple arası. Ya benim komşum yaptı ağlayan kek bu krem şanti şeyle Hindistan evet. cevizi bir yaş pasta. Evet. Tatları tamamıyla farklı. Yani evet. olabilir. Evet, bunları uygun görmüş gelinimiz. Sunumu değerlendirin. Tabak, çay tabağı. Bardağı, masör. Öncelikle şöyle bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşım, yani ben bu masaya asla bir bile yakıştırmıyorum. Çünkü ben çayın yanına 3-4 tane şöyle çok pratik bir şeyler olsun, pek uğraşılmış, bize özen gösterilmiş olduğunu asla düşünmüyorum. Ayrıca masaörtün çok hareketli. Tabak takımın, dantel, burada inciler. Yani özellikle şu çay tabağın. Bu çok günlük ya. Bu gerçekten ne alaka? Arkadaşlarına çay bir şey diyeceğim. Hazırlıyorsun gibi olmuş. Bunu neye göre uydurdun mesela? Bu çay tabağını neye göre uydurdun? Mavi bir şey de yok mu? Ne? Düz vardı. Bunu deseni çok beğendiğim için bunu kullanmak sen istedim ama uymadı. Sen seviyorsun. Evet. Tabaklar aşırı, desenli, masaör yani, desenli, bu desenli, o desenli. Desen deseniz şu anda yani. Çok da karışık bir ölçü değil. Gold ve çiçekler var. Gold çiçek. Başka hiçbir şey görmüyorum. Gerçekten çok üzüldüm. Dün bana o kadar yorum yaptınız ki dedim ki şatafatlı bir masa gelecek. Hiçbir şey yok masada. Bizim hiç yorum yapmadık. Ayrıca risk almamışsın. Ben her şeyi dolu dolu koydum masaya. Gerekirse fırın kabı. Ama yine de şöyle insan bir masaya baktığında gözü doymalı. Desin ki bu ev sahibi bize özenmiş
uğraş vermiş, hiçbir şey göremiyorum. Aynı şekilde önde ön kurabiyelerim tarafı var. 3-4 çeşit. Olabilir. Çok kurabiye yapmışsın. Çok tatlı. Keşke o kadar kurabiye yapmasaydın. Kurabiyeye bence de gerek yok. Yani özen dedin ama ben senin gibi en azından bar sandalyelerini oturtmuyorum. Normal rahat bir sandalyelere oturtturdum. Rahat mısınız kızlar? Rahat. Ayaklarınız yere değiyordur. Rahatız. Aşkım ben sana söylediğim gibi benim normalde zaten bir yemek masam var, takımım var ve seninkinden daha şık, daha modern. Bir görseydin aslında onu, fotoğraf olsa da işte yerim olmadığı, evin içinde yerim olmadığı için koymadım. Kaldırdım, çocuk odası yaptım. Şimdi bunu defalarca söyledim size. Ayrıca bar masası, bar sandalyesi gayet şık ve vizyon meselesi. Ben de senin evinde göremedim. Ayrıca hiçbir misafir ağırladığın masada böyle bir sende şekerlik bile şekerlik yoktu, düşündüm çünkü şeker koyulmaz misafir bana göre. Ama şeker içen var koyulmaz diye ben düşündüm koydum. Yani içen var diye koydum. Hayır, ben yani toz şekerimi beğenmedin. Hiç hoş durmuyor. Misafir masasına toz yani karabiber, şeker tuzlu koyulmaz aslında. İçen çay içecek, şekerli içen ne yapacak? İsteyen olursa evet tekrar getirirsin ama masada ben onu koymasaydım emin ol söyleyecekti olmaz şekerin yok mu diye. Bir de ben bir şey sormak istiyorum. Bunlar mutfakta gördüğümüz yemek takımları değil evet, mi? Evet evet. Yani keşke dediğimiz gibi başka bir yere kaldırsaydı, mutfakta görmemiş olsaydık. En azından bize özenli olmuş olurdu. Çünkü mutfakta gördük bunları. Biraz da düzensizdi mutfak rafında. Bunlar biraz hı-hı düzensizdi. Yani biraz kafam karıştı açıkçası. Dün kaynana tabağı diyordun. Bunları beğendin mi şimdi? Nasıl? Vallahi bunu beğendim. Bu bence modern kaynana tabağı. Gayet güzel duruyor. Bunun yani tabakları nasıl? Modern kullanılabilen yani bence bir tabak. Bence yok, ben tabaklarını beğendim. Ki ortada da devamlılığını sağlamış yani. Öyle bir farklı farklı materyallerken şu farklı kullandığı var tabak aynısı, evet, aynısı. Bir dakika ama dinlemiyorsun. Şu kullandığın tabak herhangi bir ürünü koyabileceğin bir tabak değil. Bizim önümüze koyduğu servis tabağı. O bir sunumluk tabak değil. Ay, sunumluk tabağı şu. Ahşap senin gibi cam koyabilir. Hayır ben zaten yorumlamadan geliyor. Ama o servis masada tabağı zaten. Servis yok, kabul tabağı etmiyorum. O konulabilir yani. Kabul etmiyorum. Ben bir şey daha sormak istiyorum. Yani burada soyukluklar var ama kullanılıyor evet, mu? Yani ben sadece misafirlerine koyuyorsun. Tabii canım. Sadece misafirlerine koyuyorsun. Özel misafirler oluyor evet, ya böyle. Evet, bunlar misafir zaten. Yani bardakların makineye giriyor mu bu arada? Atıyor musun? Ya bir kere girdi soyuldu zaten. Evet. Sokulması bir kere de bu hale geldi. Evet. Ne kadar ödemiştim bu bardaklara, yazık günah. O zamanlar 300 liraydı. Aha, aha. Evet. Bir de bir şey diyeceğim. Çatal bıçak setin günlük mü, misafir yok, için? Yok, bunlar misafir için. Yemek takımının fiyatını öğrenelim. Yemek takımım içinde tencere seti de vardı. O zamanlar 3000 TL'ye almıştık. Evet. Söyle canım. Bunlar da böyle çok günlük hani her gün kullandığımız mangal şeyleri. Mangal şeyleri. Evet, daha gold, evet, daha şık mangal yaparken bir şey masada tercih edebilirdin. Bunları benim masamda gördüğünüz gibi. Seninkiler daha şık. Evet. Evet. Yani fiyatlar şunun yerine dümdüz cam olsa ya, yine evet, olurdu evet, biliyor musun? Evet. Cam çay tabağı ve cam bardak olsa hani yine en azından olsak bu porselen ben yemek takımı seramik ondan, evet. Porselen değil bu arada. Hani materyal olarak da farklı, renk olarak farklı. Bu mesela daha spor, evet, daha hani mesela evet, hasırdan evet, bambular, suplalar. Hani bu tarz evet, evet, bir masaya çok şık olabilir ama şu ağır takımın bardağı bu gerçekten değil. Evet, evet. Evet, başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu arada bir şey söyleyeceğim sana. Allah rızası için bana şunu bir açıklar mısın? Yatak odanda gördük bu kafa karışıklığını. Her yer gold. Bu arada masada bir karınca var. Karınca mı var? Ben karınca bu masada mı durmak istemiyorum. Niye? Ya lütfen ya. Böyle gerçekten bir şey olmaz. Gerçekten karınca var. Kaldırır mısın? Bak. Bakacağım. Aa. Bu nasıl bir titizlik ama olmaz tamam, ki ya. Ne koyma. Evet, evet. Ölmesin karınca. Kızlar ben kalkıyorum masadan. Eğer kalkmak isterseniz gelebilirsiniz. Ay karınca bu sanki. Ya olabilir. Bir şey hamam böceği değil ya bu karınca yani olabilir. Allah aa Allah. Sana kısmet var yavrum. Karınca bereket güzel bereketli diyorlar. Bir hayvan. O karınca için hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Her zaman sözümün arkasındayım. Herhangi bir misafir gelse de o karıncayı görürsek o masayı terk ederim. O masayı da toplardım oradan. Hiçbir tepki vermedi. Alt tarafı bir karınca yani bu kadar uzatmasına gerek yoktu. Bence Tuğçe birazcık kıskandı. Kalktı gitti zaten. Kendisine yakışanı yaptı. İnanmıyorum ya. Ama olmaması gerekiyor. Ya evet olmaması gerekiyor ama yani sofradan nereden kalkacak geldi gibi değil ya. Nasıl yani geldi acaba? Hayır o biraz da aslında bir şey söylüyordu tam onun üstüne yarım kaldı sözü de. Karınca bütün her şeyi bozdu. Ay karınca sanki ben de zannettim ki ya hamam böceği falan yani sandım ben de ya. Arkadaşım böcek korkusu var herhalde. Karıncadan mı korkuyorsun şu kadar? Arkadaş şov yapmayı seviyor yine şovunu yaptı gitti.
Tuğçe nereye gitti dış ses? Ben hemen gidip bakıyorum şimdi aslanım. Abartmasın, bu bir karınca, tamam masanın ortasında olması olacak bir şey değildi. Şimdi kıza mahcup oldu ama yani hamam böceği de değil dediği gibi. Karınca ya, karıncayı biz incitmeyiz bile. Belki hazırlanırken bile gelmiş olabilir yani. Hayır bir şey diye, şimdi başladı havalar ısınmaya, evet, başladı. Yani. Karıncalar geliyor, ya şekere geliyor. Ya zaten. Niye? Karınca fobisi mi var? Bir bakın bakayım. Hiç bilemiyorum ama neden bu kadar sinirlendiğini inanın ben de anlayamadım. O birden bir öfkelendi. Böyle bir şey diyordu. Aslan dün bayağı şey oldu. Dün bayağı o biraz gerildi. Bugün acısını çıkarmaya çalışıyor. Yalnız o yüzden şey böyle şunu diyordu galiba, hani bu yemek takımlarıyla işte bunlar... Kafa karışıklığı falan diyordu, evet. Diğer odalar. Ama şey var hani... ben de konuşacak bazen hakikaten kelimeler kifayetsiz kalıyor. Çünkü hiçbirinizi kırmak istemiyorum ama şunun için biraz hani şaşırdı o. Çok eleştirdiniz dün. Tamam mı? Evet, evet. O da dedi ki dört dörtlük on numara bir şey hani olacak. Tabii ki gitmesi hoş belki değil, güzel değil. Şimdi hani şu çok hani çok sıradan hani çok gördüğümüz hani peçete olsun diye hani koyuluyor ya, evet, genelde. Aslında senin peçete alışkanlığın yok da gelin evi gelecek, evet, diye bari koyayım. Halbuki peçete gerçekten günümüzde artık kullanılıyor ve çok, fazla çok da var. Şık duruyor. Evet. Tuğçe iyi misin? Hayır hiç iyi değilim dış ses. Karıncadan rahatsız olduğun için mi bu haldesin? Hayır karıncayla hiçbir problemim yok. Yani Allah yaratmış bütün hayvanları, canlıları da. Yani dün de bahsetmiştim temizlik konusunda. Benim evimde hiçbir zaman böcek olmaz. Çünkü temiz insan hiçbir zaman böceği görmez. Aynı şeylere laf söyledikleri gibi örümcek lafına. Bunları masada da diğer arkadaşlarım bu kadar normal karşılaması benim çok garibime gitti. Asla bir masada böcek olmamalı yani. Temizlik, hijyen. Böyle çok garip davrandı. Ben asla o masaya oturup da hiçbir şey ağzıma sokmam da içmem de. Nasıl o masada oturup yemek yemeye devam ediliyor. Hiçbir şekilde tepki vermiyorlar. Ben anlamadım, şok geçiriyorum. Gerçekten hepsi şaka gibi. Onların da ne derler samimiyetine asla inanmıyorum. Nasıl yani? Karınca gördüğün için bir daha o masaya oturmayacak mısın? Asla asla. Yani ben kendi evimde de olsa aynı masada asla karınca görsem, en ufak bir toz görsem alıp onu kaldırıp tekrardan devam ederim. Kendi evimde de olsa yine ortalığı toplar tekrardan masamı kurardım, düzene oturturdum. Ama hiçbir şekilde ya özür bile demedi, kusura bakmayın demedi. Gayet normal karşı. Karınca bu ne olacak yaptı. Bence hiç ne olacak gibi bir şey değil. Karınca hiçbir şekilde bir masada, hele bir davet sofrasında asla olmamalı. Bu arada bir şey diyeceğim, ses aramızda kalsın. Ben lafımı bitirdikten sonra peçetelere bir şey söyleyecektim. Karınca gördükten sonra bıraktım. Peçeteler de aynı böyle halay başında çektiğimiz mendillere benziyordu. Bu da aramızda kalsın. Maşallah hala da yorum yapmaya devam ediyorsun. İçimde kalmasın dış ses. Peki masa toplandıktan sonra Nezahat gelinin düğününü izlemeye gelecek misin? Gelebilirim. Aslanım da çok merak ediyordu. Hemen gidip kendisine bilgi vereyim. Tamam dış ses. Evet. Karıncamızı böyle bırakalım, oy, kendi kendine takılsın. Tamam. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Benim yok. Yok. Dış ses. Tuğçe'nin karıncayla hiçbir problemi yokmuş aslanım ama yemek masasında görmeye dayanamadığı için gelip bu şahane lezzetlerin tadına bakmayacak. Düğün izleme bölümünde aranıza katılacak. İyi tamam gelsin. O zaman afiyet olsun. Bir şeyler alacaksanız alın tabaklarınıza. Hay ben de biraz çay içeyim hadi. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Bunu sen mi yapmıştın? Kayınvalidem yaptı. Ay canım benim, evet, ya. Bak kayınvalidesi yapmış. Bir, evet, tadın bu kadar emek vermiş. Afiyet, şeker olsun. Şu pastayı merak ettim. Evet. Diyetteyim ama ucundan tadacağım. Tabii. Bize de verebilirsen. Masada gördüğüm karıncayı abarttı ama olmaması gerekiyordu bence de. Ama herkesin başına gelebilecek bir durum olduğunu düşünüyorum. Çok abartıverdi Tuğçe Hanım. Çok abarttı. Hiç gerek yoktu. Karınca bu yani. Dünkü puanlardan sonra bugün ne yapacağını bilemedi. Etrafa saldırdı resmen. O yüzden böyle bir şey yaptığını düşünüyorum. Her şey için teşekkür ediyoruz hayatım. Ben teşekkür ederim. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Yarım kaldı. İçime de dert oldu. Şimdi masa örtüsünü çok konuştuk biliyorsun. Evet. Tabii sizin gibi hani yeni genç neslin daha modern, evet, daha böyle hani yaratıcı şeyler görmek istiyoruz. Ben kullanmıyorum örtü zaten. Istiyoruz. O alınmıştı çeyizde. Yani işte örtü yerine, evet, başka şeyler görebiliriz. Evet. Peçeteler vesaireler. O sebeple seni bence biraz ben de yorumladım bu defa. Evet.
Ama şunu söylemek istiyorum ki mis gibi karı beyazı, gayet güzel ütülenmiş bir masa örtüm evet, vardı. Şimdi. Bunu da söylemek istedim. Söylemesem içimde kalırdı. Efendim kimleri görüyoruz? Tuğçe Hanım gelmişler. Hoş geldiniz Tuğçe Hanım aramıza yeniden. Hoş bulduk Aslı Ay karınca Hanım. Var Tuğçe dikkat et. Aslı Hanım yapmayın lütfen ya. Bir de masada gördüm Aslı Hanım. İyice böyle şey oldum. Bir tuhafım. Yeni hayatım, kendime geldim. Neden bu kadar tepki verdin? Gerçekten şaşırttın beni Aslı Hanım böyle... Gerek yoktu yani anlatabiliyorum. Karınca yani dediğim zaman böceği değil de. Yerde problem değil de masanın üzerinde yemeklerin olduğu yerde bence hiç olmamalı. Niye senin hiç yemeğin, işte reçelin, yok balın, herhangi bir şeyin karıncalanmadı mı bugüne kadar? Yok Aslı Hanım. Bir kere evimde böcek görmedim bak, yani. Böcek ayrı bir şey. Karınca da yok. Karınca da yok. Karınca da yok aslında. Ne güzel, ne şanslıymışsın. Vallahi ben bir senesinde karınca istilasına uğradım. Olabiliyor aslında böyle şeyler, olabilir. Yani bebek hem yani. Şey döküyor, hemen geliyorlar karıncalar. Olabilir, yerde de olabilir, hiç problem değil. Ama masada olmaz. Üzerinde asla kabul etmiyorum. Anladık, gördük kabul etmeni. Şey, belki de yemeklerin üzerinde gezindi, görmedik onu. Sonra masanın üstüne düştü yani. Hoş bir şey değil. Yani evet. Senin gününde de gördük masanın tezgahın üstünde muzlu çileği kesip oraya koydun. Koydum ama ben orayı da devamlı dezenfekte ettim. Siz gelmeden önce de çamaşır içinde her şeyi sildim. Ben de masa örtümü sildim, yıkadım, ütüledim. Her yeri sildim, ütüledim yani. Üstündeki ne olacak? Masanın üzerindeki ne olacak? Ya gelebilir yani. Tepkin çok abartıldı. Karıncanın ayaklarını silmiş evden içeri girerken. Temiz dezenfekten falan sıktın mı? Abarttığını düşünüyorum yani. Evet. Tamam aşkım. Neyse. Abartmış. Şimdi düğüne geçeceğiz biz. Abartmayalım gerçekten. Hiçbir şeyi çok fazla abartmayalım. Karıncaları da ben çok severim. Gerçekten hiç kıyamam. Aslı Hanım karnım da aç. Karnımı da doyurmadım. Kalktım güzelim masadan. Olsa içeriden yersin. Tamam. Yağların burada biraz yansın. Dün anlatmıştık ya yağlar yansın kahve içelim. Sen şimdi çay iç. Böyle bastırır o seni. Tamam. Karınca şovun da bittiyse bitti. Devam edelim. Bitti. Ben sana göstereceğim şovu. Abdülkadir de değil mi? Evet aslında. Abdülkadir'le nerede nasıl tanıştın bir tanem? Aslında bizimki görücü usulü oldu diyebiliriz. Eşim memlekete geliyor. Antep'te köyleri var. Orada babası eşime işte arkadaşlarına soruyor ki oğluma kız arıyorum. Bildiğiniz sanınız var mı güvenilir diye. Babamla bir arkadaşı eşimgille aynı köylüler. Diyor ki benim arkadaşım var Ahmet. Kızı yeni okul bitirdi. Hangi köyden? Yeni yapan. Nizip'ten. Nizip evet. Yeni yapan. O da diyor benim bir arkadaşımın kızı var Nezihat ama okulu yeni bitirdi. Hani evlenir mi evlenmez bilmiyorum. İşte resmimi gösteriyorlar, işte beğeniyorlar. O zaman ara bir hani ara sen biliyorsun zaten bilindik insanmış. Ara bir gidelim falan dediler. Sonra kayınvalidem annemi arıyor. Aha. İşte orada ben de varım. Annem diyor ki ne benim kızım daha küçük istemiyor. Ben de duyuyorum hani yok. Hani gelmesinler istemiyorum. Daha okulum yeni bitti belki 4 yıl daha tamamlarım diye düşünüyorum ama hiç onu da görmedim yani. Eşimi görmedim. Anneme birdenbire diyor ki ne tamam buyurun gelin. Hani işte tanıdık ya hani ayıp olmasın çevirmeyelim geri çevirmeyelim dedi. Hani gelsinler ne olacak vermeyeceğiz ki sonuçta dedi. Evet. Tamam dedik. Sonra babamla konuşuyoruz bak baba hani yok abi yani yok. Tamam diyor kızım gelsinler konuşalım misafirdir yani diyor. Sonuçta. Sonra geliyorlar kapı çalıyor tam kapıyı açıyorum biz hani şimdi ben normalde anlamışsınızdır güler yüzlüyüm. Hiç hayatımda ciddi olmadım yani bu zamana kadar hep gülerim böyle. Güzel, ne güzel. Kapıyı açtığımda işte hoş geldiniz falan dedim tam içeri girdi kayınbabam. Dedi ki işte benim aradım gelin bu dedi böyle direkt. Aa. Evet. Öyle içeri girdi. Babamla çok iyi anlaştılar. Biz orada işte konuşuyoruz. İşte ablamla bir şeyler konuşuyoruz. Sonra babam birden dedi ki ben kızımı verdim. Siz gidin kızımın gönlünü yapın. O da mı ayıp olmasın diye? Yok. Babam çok sevdi. Peki sen damat Abdülkadir içeri girdi. Ben de hani içeri açtım kapıyı girdiler. Kayınpederim dedi. Ben de zannediyorum açtım kapıyı içeri girdiler. Abdülkadir'i bir gördüm. Evet. O anda kalbime bir şey saplan. Böyle bir love story böyle bir aşk falan bekliyorum. Ya şimdi aklımda evlilik yok hani onlar gidecek diye bir şey var ya. İlk Kadir'i gördün ne yaptın? Aslanım zaten Eylül ayında bizde fıstık zamanı. Onların da fıstıkları var fıstığa gelmiş zaten kıpkırmızı yani kararmış biri. Ve babamın gençliğine o kadar çok benziyor ki komik yani böyle rengim ve gitmiş. Komik miydi babam? Yani komik kızarmış, hayır kızarmış ve yanmış yani, bir adam. Pardon da yani tarladan çocuk direkt size mi gelmiş eve? Evet yani Eylül ayında onlar da fıstık toplama şeyi zamanı arıyor. Peki ne yaptın görünce? Ya dediğim gibi hani o göze bakmadığım için normal bir misafir gibi ağırladım. Hiç beğenmedin itiraf et. Ya bakmadım o gözle. Beğenmedim kırmızı kara bir adam geldi. sonra? Babam öyle deyince ablama biz birbirimize baktık. Ne diyor babam acaba dedim böyle. Yani ne yapıyorsun böyle bir bakıştık öyle. Dedi yani kızım dedi yani ben beğendim dedi. Allah Allah. Dedim ben. Dedi konuşun anlaşın dedi. Ben yok dedim. Sonra onlar gitti o şekilde. Yine hani şey yapmadık bozuntuya vermedim orada. Sonra gittiler akşam arıyorlar. Biz yani çiçeğimizi alıp gelip isteyeceğiz sizi.
Eyvah. Ben dedim ki kayınvalideme dedim ben istemiyorum. Ben daha küçüğüm, okulum yeni bitti, temizlik bilmiyorum, yemek bilmem. Öğrenirsin kızım, öğrenirsin. Yani yaparız. Biz hani okumak istiyorsan Allah okuturuz. Allah Allah. Oğlum seni çok beğendi, sen bize güldün bilmem ne yaptın dedim. Ben gülerim zaten, ben hep gülerim ben dedim. Ben güleç bir gülerim. Öğrenirim zaten, ben hep gülerim dedim. Ama oğlum çok beğendi, kestirip atma işte numaranızı vereyim hani biraz konuşun dedi. Çok ısrar etti. Neye bağladınız? Telefon numarasını verdi, konuştuk. 2-3 ay öyle konuştuk. Telefonda? Telefonda, hiç evet. Çıkmadınız mı 2-3 ay içerisinde kahve içmeye falan? Eşim işte İstanbul'a geliyor, hafta sonları da geliyor, Antep'e geliyor. İşte geziyoruz, dolaşıyoruz ama ben istemiyorum hala ama geziyorum, dolaşıyorum da. Yok da demiyorum. Ha. Yani ben... Herhalde yavaş yavaş ısınmaya başlamış. Yani bilmiyorum. Yani yok diyorum ama... Şeyim diyor kendi için. Yüz veriyorsun çocuğa yani. Sonra bu herhalde işte böyle gezmeden tozmadan bu demiş ki herhalde demek ki bu evlilik teklifi etsem kabul eder. Ben de hastanede çalışıyorum. Orada endoskopi yüz verdin çocuğa. Geldi endoskopi bölümün hastaneye. Bir baktım benim de yüzük benimle evlenir misin dedi. Ben de hiç beklemiyordum. Yok dedim, hayır dedim. Böyle kaldı o da. Hayır dedi. Hayır dedim. Yani hayır istemiyorum dedim. Dedi? Arkasına bakma hiçbir şey demeden gitti İstanbul'a gitti. Haklı. Sonra? Sonra birazcık konuşmadık böyle 2-3 hafta konuşmadık. Sonra tekrar ne olduysa aileler girdi araya. Tekrar konuşmaya başladık. Yine böyle biraz gezdik dolaştık. Sonra da yine bir evlilik teklif etti. Ansızın kabul etmeyeceğim sandı bu sefer de yemeğe giderken. Bir otoparkta hiçbir şey yokken elinde benimle evlenir misin dedi. Ben de evet dedim. O da bir şaşırdı. Ayıp olmasın ben değil mi gerçekten şaşırdım. Mi? Ben dedim niye evet dedim dedi. Sonra biraz daha ayıp olmasın diye böyle söylemiş. Gönderdi. Öyle ondan sonra bitti gitti yani. Anladım. Aylardır sonra tanışmamanın için oldu. Evet. Şu an nasıl hani... Çok şükür gerçekten. Seviyor muyuz? Evet tabii ki. Tabii karalık ki. Kızarıklık geçti. Geçti o. Eylül aylarına tekrar bir geliyor. Geri geçiyor aslında. Peki istemede herhangi farklı bir şey oldu mu? İstemede bir yüzük taktılar, söz yüzüğü. Söz isteme bir oldu. Sonra bir de tek taş ve söz yüzüğü takıldı. Sonra arasından bir hafta sonra büyük nişan yapıldı. Nişan resimleri olacaktı bir iki tane. Neler takıldı orada sana? Evet. Kimler nişanda bizde kayınvalidem tek erkek tarafı takıyor nişanda. Bana 8 tane bilezikten taktılar. Bir ne o bileziğin adı, Ray mı? Ray mı diyorlar ona, ne diyorlar? Bilmiyorum aslında. Simli olmaz. Diyorlar simli aslında. Simli böyle bir şey diyorlar. Benim de. 2 metre zincir taktılar. Bir de set takımı taktılar. Sadece kayınvalidem gir. Hani nişanda. Gelenler, evet, gelenler kimse hiç sonra, kimse bir şey takmadı. Ay çay niye içmiyorsunuz? Çok güzel olmuş. Elinize sağlık bu arada yavrum. Afiyet olsun. Sonra nişandan sonra da bir 3-4 ay sonra kramız oldu. Aa soğan kabuğu mu? Ne soğan kabuğu? Elbise aslanım. Renginden bahsediyorsun değil evet, mi? Evet hani niye onu tercih ettin? Yani nişanda ne tarz? Yani ne renkte? Bence gayet doğru bir tercih olmuş. Şaka mısın ya? Soğan kabuğu orada ne alaka? Ben de çok şaşırdım ama yani başka bir renk yani tercih edebilirdi. Yani böyle hani biraz da kayısı rengi gibi falan değil evet mi? Yani böyle açık turuncu böyle bir tatlı bir rengi var şeftali gibi. Evet çok güzel. Çok ne kadar aldın? Elbiseni ne kadar almıştın? Nişan elbisemi... 800'e kiralamıştık o zamanlar yani. 800 TL'ye kiraladık. Evet. Ya sen öyle bir anlatıyorsun ki sabahtan beri o zamanlar evet. Hani duyan da diyecek ki 35 yıllık evli. O zamanlar bizde böyleydi. O zamanlar. Evet. Çok da zaman değil yavrum ya. 5 sene, 6 sene, 7 sene çok zaman değil yani. Şimdiki zaman gibi bir şey. Böyle inanılmaz zaman tadının değiştiği bir zaman dilimi değil yani 5-6 sene. Evet. Rakamlar değişti evet biraz ama. Evet sadece rakamlar hani yani hemen fiyat hemen algısı değişti. Yani vesaire zevkler mesela benim 6-7 sene önce giydiğim gelinlik şu an yine popüler yine en çok satanlarda gibi. Evet. Aslanım 21 yaşındayım biraz da hani kendi isteğimi alamıyorum. Ben mesela düğünümde balık giymek isterdim balık model. Nişanda da mı o yüzden onu seçti? Ya hepsinde böyle hani gelinler böyle giyerler böyle anladım. Şey yaparlar diye yani yönlendirildin. Hani evet. Anladım. Farklı özel bir zamanda belki giyersin balık elbise. Giyerim yani aynen. Belki nikah tazelersin. Belli mi olur? Peki kına gecesine gelelim. Kınada kaç elbise giydin? Bu kına mı? Evet. Kınada bir elbise giydim. Yani giy çıkar yapmak istemedim. Bindallı tarzı ama altına çember mi diyoruz, bir şey diyoruz, ondan vardı. Ne kadardı acaba? Onu da 750 liraya kiralamıştık, evet. Kaç kişi vardı kınada? 500 kişilik. 500 de vardı. Kişilik. Evet, evet. 500 kişi vardı.
Peki o şey vardı. Takıldı mı? Bizde kınada takılanlar kız tarafının takısı varsa kıza takarlar. Onlar kız tarafına kalır. Düğünde erkek. De erkek tarafına takarlar. Aa. Onlar da erkek tarafına kalır. Kınada. Çeyrek. Burası kına burada. Aha. Bir de bir şey soracaktım. Kınana, yörene ait bir geleneksel bir şey yaptınız mı mesela? Sadece testi kırdım. Onun da videoları var orada. Bu da zaten bütün evet. Kuaför genel ne kadar tuttu bu arada? Testi. Saç, makyaj. Kuaför... O zamanlar ne kadardı? Evet. 350 TL olmuş. 350 TL dedi ya. Peki düğün hemen ertesi gün mü oldu? Bir gün ara verdik hastanın. Dinlendiniz. Yorulduk, evet. Sonra... Düğün nerede oldu? Hani açık havada mı? Düğünde aynı salonun üst katında oldu. Yemekli mi? Yok. İkram sadece kola ve şey çerez. Kaç kişi vardı salonda? O da 500 kişilikti ama ortalama yine 400 kişi vardı. Ben çok anlayamadım. Düğünde kınada takılan senin oluyor. Ailemin oluyor. Hani şey oluyor. Senin ailenin. Bizde de öyle herkes biliyor. Kınada takılacaklar, kız evine kalacağını biliyor. Ama yani kimin takısı varsa hani borçlu oluyor, hani şey oluyor. Düğünde Allah. Bir şey takmıyorlar, hediyeler. Sen duruyorsun öylece. Düğünde sana bir şey takmıyorlar. Takanlar da oluyor ama herkes biliyor. Hani erkek tarafı taktı bunu. Borcu olanlar bizim orada hani ben sana getirdim, seni düğüne taktım. Sen de bana getirecek, getirmek zorundasın. Karşılığı. Şey var. Evet, karşılıklı. Adet sanırım bu yani. Bu evet öyle. Bizim genelde öyle. Ne yazık ki öyle biliyor evet, musun? Evet, karşılıklı taktik. Liste falan tutuyorlar. Evet. Sen nereliydin? Sivaslıyım. Sizde yok mu öyle? Yok. Yani en azından nezaketen hani bütçeler birbirine denk ise işte sana atıyorum Reşat taktıysa biri sen de ona Reşat takmaya çalışıyorsun. Evet. Ama bence biraz da bütçelere göre değişiyor. Evet. Yani mesela bizim düğünde kimin ne taktığını ben vallahi bilmiyorum. İsim yazanları biliyorum sadece. Onun dışındakileri hani hep böyle bir yere koyuldu bilmiyorum hani karşılığı böyle bir beklenti içinde de olacağını sanmıyorum. Benim de kimseden böyle bir beklentim olmayarak taktım. Yakınlık derecesine göre olmalı bence takılar. Evet. Samimiyete göre nasıl olmalı. Evet aslında doğru mi? Söylüyorsun. Yani hani akrabana farklı takarsın da komşuna. Arkadaşına. Ama komşun akraba kadar yakındır ona göre takarsın. İlişki durumuna evet. Göre değişir herhalde. Evet, evet. Peki balayına nereye gittiniz? Balayına hemen gitmedik. Havalar biraz soğuktu. Şubat'ta evlendik. 2-3 ay sonra biraz havalar ısıttıktan sonra Kapadokya'ya 2 günlüğüne gittik. Çok güzel. Ne kadar tuttu balayı? 2000 TL olması lazım. O zamanlar. O zamanlar. O zamanlar öyleydi. Bugünkü sloganımız o zamanlar. O zamanlar. Ara bakayım şimdiki zamanlarda şimdiki kocanı. Altını kazanacaklar mı dersin? İnşallah. Nasıl İnşallah. Kazandınız ya? Şok, ben hala şoktayım. Çok iyiydi gerçekten. Maşallah çok iyi bir performanstı. Bakalım bugün de verelim inşallah. Müsait misin hayatım? Müsaitim. Tamam aslanıma veriyorum. Merhaba Abdülkadir, nasılsın? İyidir aslanım, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. İyi misin, her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Vardiya bitti, çıktım işte. Öyle mi? Ha, erken bugün. Anladım, biraz yorgun geliyor sesin, keyfin yok gibi geliyor. Ne oldu, iyi misin yahu? Bizim işler yoruluyor aslanım, maalesef. Allah güç kuvvet versin. Evet Abdülkadir'cim, şimdi şöyle ilişki testimizi bilmiyorum izledin mi daha önce? Denk geldim birkaç defa evet. Peki. Şimdi ben ikinize aynı anda soruyu soracağım. Ricam sen hiç cevap vermiyorsun. Önce eşin cevaplayacak ardından senden cevabı rica edeceğim. İlk soruya geçmeden önce kocaman bir alkışlar gelsin Nezahat ve Abdülkadir'cim. Şimdi kayınvaliden onlara her yemeğe gittiğinde... Asla senin yemeyeceğin bir yemeği pişiriyor. Sen bu durumda ne yaparsın? A. Bilerek yaptığını düşünür, sinirlenirsin. B. Denk geldiğini düşünürsün, önemsemezsin. C. Kayınvalideme giderken yemeğimi yanımda götürürüm dersin. Evet, önce Nezahat cevaplıyor. B. Denk geldiğini düşünürüm. Denk geldiğini evet. Düşünürsün. Peki. Evet, Nezahat ne dedi acaba cevap olarak? Bence B şıkkı. Evet. Doğru. Eşin Abdülkadir'in pembe bir yalanını yakalasan ne yaparsın Nezahat? A. Umursamam. B. Hemen yüzüne vururum. C. Güvenim sarsılır. Hemen yüzüne vururum. Evet damat bey. Güvenim sarsılır. Ya. Aa. Dedi ki hemen yüzüne vururum dedi. Aa.
Yani yanlış anladı soruyu. Evet. Niye yanlış anlasın soruyu? Kendi açısından. Hayır canım, gayet anladı. Üçüncü sorudayım. Şimdi Nezahat'cığım, senin baban Abdülkadir'in babasına, yani senin kayınpederine nasıl hitap eder? Dünür mü der? İsmini mi söyler? Bey mi der gibi gibi? İbrahim abi der. İbrahim abi der. Evet. Peki. Soruyu anladınız değil mi? İbrahim Bey'e nasıl hitap eder? Kayınbabam genelde benim babama İbrahim abi diye hitap eder mi? Doğru cevap. Bugüne kadar Abdülkadir sana akşam yemeği hazırladı mı? Hazırladıysa en son ne zaman hazırladı? Bir ay olmuştur kokoreç hazırladı. Peki. Evet Abdülkadir, en son ne zaman hanımına yemek hazırladın, yemek yaptın ve yemeğin adı nedir? Ailece yediğimizde buna eğer dahilse birkaç hafta önce kokoreç hazırlamıştım. Doğru cevap. Yani ben kokoreçi bildiği için kabul etmek istedim açıkçası. Tamam. Çünkü benim sorumda ne yemeği yoktu, aslında o yemeği de ismini verdi. Ben de çevirdim ne yemek hazırladın diye. Güzel oldu, güzel evet. oldu. Eğer deseydik atıyorum makarna yaptım, çok iki hafta alayım. Önce kabul etmeyecektim. Evet. Onayınızı alayım. Görümcan evlilik hazırlığında ve eşinden kredi çekmesini istedi. Buna ne tepki verirsin? Evet. Yani... Bir dakika dur, bir dakika dur. Şimdi sen cevaplamıyorsun. Dur sen orada konuşma, önce hanımın cevaplayacak. Hayır, görümcenin ne olduğunu bilmiyorum. Ablam, senin ablan. Emine ablam. Benim ablam. Senin ablana görümce oluyor. Konuşmuyorsun böyle şeyleri ya. Çok... Elti var, görümce var, kayınço var. Karıştırıyor herhalde aslında. Hadi bakalım. Evet. Tepki vermem. Çekebilir yani. Evet. Yani tamamen olumsuz bir tepki vermez. Böyle nasıl söyleyeyim, orta kıvamda bir tepki verir ama. Ha, tepki verir mi vermez mi onu söyle. Tepki verir mi vermez mi? Tepki verir. Ya ne vereceğim? Ya devam ediyoruz. Eşin Abdülkadir. En yakın kız arkadaşınla hafta sonu şehir dışına tatile gitmene izin verir mi vermez mi? Vermez. Duydu. Duydu mu? Evet. Dur merak ettim bunu sadece. Verir misin vermez misin? Veririm. Verir misin? Cevabı duyduğun için söylüyorum. Evet. Kaç yanlışı oldu bunu da mesela? Bunu doğru kabul edelim. Yine iki yanlışı yok mu? Aslı Hanım maalesef iki yanlış cevap var. İki yanlış var. Geçmiş olsun damat beyciğim. Hayırlısı olsun. O zaman... Antep'in hamamları, sallanır kül halları, hoş gör mahallesini, dip dibedir camları. Doğru mu? Çiğ köfte yapıyor musun? Çiğ köftenin adına, baklavanın tadına, ererler muradına. Hele hele hele, Antepli. Baklava yapıyor musun damat? Ben baklava yapmıyorum. Çiğ köfte? Çiğ köfteyi ara ara yedim. Arkadaşlarımla evdeyken yap. Öyle mi? İnşallah bir gün yaparsın. Ben aslında bir Antepli'nin evine gidiyoruz dediğimde dedim ki herhalde eşi bir çiğ köfte yapar dedim ama yapmadı. Peki çok memnun olduk. Kendine çok çok iyi bakıyorsun. Sevgiyle kalıyorsun. Hoşça kal. Eski evlilikler böyle oluyor demek. İşte eskiden böyleydi evlilikler. Evet değerli izleyenler, ne yazık ki bugün altını veremedik ama belki de 50.000 TL'yi kazanacak gelinimiz. Şimdi bunun için gelinlerimiz Nezahat geline puan kullanacaklar. Puanlamadayız. Aslanım hiçbir şekilde evini beğenmedim. Canikom benim sana puanım. Kesinlikle o puanı hak etmiyorum. Benim çeyizim bile o puanı hak etmiyor. Benim evim buraya 10 kat kadar daha güzeldi. Benim evim senin evin 10'la çarpar, 100'le böler. Bu kadar söylüyorum. Ayşenur sen de mi şakasın ya? Haberleşmişsiniz gibi bir şey olmuş. Tebrik ediyorum seninle. Örümcek kullandın. Evet, örümcek kullandım. Evet. Sen de masanda karınca kullandığın evet. gibi. Sizin midenizden de, temizliğinizden de şüphe ederim.
Siz bana nasıl oynadıysanız ben de size oynuyorum arkadaşlar. Beğendiğim şeyi de beğenmedim derim. Az sonra. 50.000 TL büyük ödülümüz için gelinler Nezahat Gelin'e puanlarını kullandılar. Nezahat'cığım her şey için çok teşekkür ediyoruz canım. Ben teşekkür ederim. İçine sindi mi? Bugün senin için nasıl bir gündü? Ben çok eğlendim. Gerçekten yani iyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Çok iyi arkadaşlıklar kurduğumuzu düşünüyoruz. Yani kazanıp kazanmaması önemli değil benim için. Peki. Ya peki, ben biliyordum şey böyle yorumlar alacağını. Nezahat'cığım. Yani ben iyi bir ev sahipliği yaptım. Evet. Gerçekten onu hakkıyla yaptığımı düşünüyorum. Düşünüyorsun. Evet. O zaman en yüksek puanı kimden bekliyorsun? Ayşenur'dan bekliyorum. Peki en düşük puanı kim vermiş olabilir? Tuğçe'den bekliyorum. Hem günü geçti hem de bayağı bir eleştiri yaptı. Ondan bekliyorum. Karıncadan sonra koptuk zaten değil mi? Zaten terk etti. Bakalım ne olacak? Bakalım neler olacak? Evet Rabia, senden başlamak istiyorum. Kısaca sebeplerini duyalım mı? Öncelikle Nezahat çok iyi bir ev sahibiydi gerçekten. Güler yüzlü. Yani çok teşekkür ederiz bize evinde ağırladığın için. Eksilerini, artılarını zaten gün içinde konuştuk. Yorumlarımızı yaptık. İstersen puanımızı görelim. Evet, puanını görelim canım. Benim sana puanım 3 puan. 3 mü? Senin evini gördükten sonra bence Nezahat'ın hak ettiği puan 3'tü. Aslında şaka yapıyor kendisi sanırım. 2 versem haksızlık olurdu. Ya senin evinde hiçbir yapıyor. Şeyi beğenmedi. Bana 2 verseydi ben de haksızlık yaptığını düşünürdüm. Ama bence ortalama yani puan. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şaka değilim çünkü bu eve 2 vermek gerçekten haksızlık olurdu. Tuğçe'ye 2 verdikten sonra bu eve 2 puan vermek haksızlık olurdu. Çünkü Tuğçe'de beğendiğim çok az şey vardı diyebilirim. Bu evde beğendiğim şeyler oldu. O yüzden de 3 verdim. Rabia bana şov yapıyor diyor ama kendisi şovcunun ta kendisi. Bu ev nasıl 3 puan ekleder? Peki senle devam edelim o halde. Tamam. Önce sebeplerini duyalım kısaca Tuğçe'ciğim. Aslında hiçbir şekilde evini beğenmedim. Salonunda, yatak odasında. Sadece mutfağını çok beğendiğimi söyledim. Onlarca zaten masasında da sunumlukları, işte ikramlıkları çok azdı. Karınca da gördük. Sağ olsun. O yüzden... Puanını görelim canım. Jenikon benim sana puanım 1. Kesinlikle o puanı hak etmiyorum. Benim çeyizim bile o puanı hak etmiyor. Yani mutfağımı beğendiğini çok söyledim. Çeyizine verdim zaten. Çeyizi mutfağımı çok beğendiğini söyledim. Çok bunu tam mutfak verdim. Bu. Gerçekten. Mutfak dolaplarını beğendim. Kesinlikle çeyizine okey diyorum. Hayır gününü geçirdin diye birileri dağıtıyorsun. Kısasa kısas yapıyorsun. Kısasa kısas bile yapmıyorsun. Sen yapmadım ben bir verdim. Avukatı mısın? Sezar'ın hakkı Sezar'a yani. Sen avukatı mısın? Ne? Pardon Sezar'ın hakkı Sezar'a derken bu perdelere 5 puan mı vereyim ya? Bu perdeleri adaletsizsiniz bu ya. Güler yüze ver bari. Sen de görmedin. Tamam o zaman. Güler yüzüne veriyorum. Çeyizine veriyorum. Bir veriyorum. Mutfak dolaplarını da beğendim. Bir. Puanımın arkasındayım. Onlar bana oyun oynadığını düşündüğüm için ben de onlara oyun oynamak istiyorum. Yani Hasan Hanım hak etmiyorum gerçekten. 1 puan dediğim gibi çeyizim var. Mutfağım çok beğendi. Yani emek var zaten. Yani 1 puan kesinlikle hak hakkını etmiyorum. Hakkını mı yedin? Evet yedin düşünüyorum. Benim de dün hakkım yenildiğini düşünüyorum. Ki benim evim buraya 10 kat kadar daha güzeldi. Benim zevkime göre bir ev değildi. Dün bana öyle bir yorum yaptı da benim zevkime hitap etmiyor. Burası da benim zevkime hitap etmiyor. O yüzden puanım 1. Bir şey demeyeceğim aslanım. Herkesin vicdanı kendine. Bence de. Ben de öyle düşünüyorum dünden sonra. Ben çok rahatım. Hiç beğenmediğim eve ben 2 verdim. Sırf yani... Hiç beğenmediğin eve. Evet. Evet aşkım. Benim evim senin evin 10'la çarpar, 100'le böler. Bu kadar söylüyorum.
Kaç metrekare senin evin? 98 metrekare. Benimki 150 metrekare. Evin metrekareyi mi? Hayır, onu yani söylemiyorum. Eşyalardan, tarzından, yaşam alanından bahsediyorum. Metrekareyle ne alakası var yaşamın ya? Ya ev güzel. Mutfağı beğeniyorsun ama yine puan sakin vermiyorsun. Sakin ol, sakin ol. Mutfağı beğendiğin halde yine puan vermiyorsun. Sen yani tamam, bir verdim işte. Neyini beğenmedin? Bir verdim. Tamam, vicdanın rahatsız, hiç sıkıntı değil. Vicdanım çok rahat. Kesinlikle bir puanı hak etmiyorum ve yani şaşkınım, hala bir beklemiyordum. Kendisine iki verdim. Hani iki verir diye tahmin ettim ama beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Evet Ayşenur, seninle devam edelim canım. Genel olarak evinde karmaşa olduğunu düşünüyorum. Ama aynı zamanda çeyizinin ve mutfağını gerçekten çok beğendim. Çeyizinde gerçekten hani benim bile ilgimi çekecek şeyler vardı ki çeyizden pek anladığım söylenemez. Misafirperverliğini çok beğendim. Çok güler yüzlü ve sabırlı gerçekten. O kadar yorumlara rağmen sakinliğini korudu. Ona teşekkür ediyorum. O yüzden açıklamak istiyorum puanı. Peki canım, puanını görelim. Benim sana puanım 3 puan. 3 puan. Ayşenur, sen de mi şakasın ya? Gerçekten dünden sonra bugün de anladım ki kendi aranızda koalisyon yapıyorsunuz, toplanmışsınız, haberleşmişsiniz gibi bir şey olmuş. Tebrik ediyorum seni de. Bugünkü ev tabii ki 3 puanlıktı. Mutfağı güzeldi, çeyizi güzeldi. Yatak odasında da kendince bir şeyler yapmaya çalışmıştı. Karşılaması da güzeldi. Dünkü evde ben hiç özenli bir şey bulamadım. O yüzden tabii ki de 2 puanı dün, bugün de 3 puanı hak ediyordu. Yani gerçekten hak ettiğim 1 puan 3 diye düşünüyorum yani. Evet Selin. Senin puanın kaldı canım. Öncelikle karşılaman hoştu, mutfağın güzeldi. Çeyizin bir de o kadar emek vermene ben puan vermek istiyorum. Geri kalanı zaten yorumladık, onun konuşmasını yaptık. O yüzden puanımı ben açıklamak istiyorum. Puanını görelim canım. Bu yüzden benim sana puanım. İki puan. Yani düşük buldum biraz. Hı hı. Yani dünkü evi hiç beğenmediğimizi söyledik. Evet. Aynı eşdeğerde sence. Sadece tek farkı mutfak ve çeyizin ve karşılamandı. Hani onun dışında salonun bana orada da karmaşık gelmiş. Tuğcan Hanım'ın salonu da karmaşık gelmişti. Ve burası da aynı şekilde karmaşık ve pek uyum bulamadım. Yatak odanda da aynı şekilde uyum bulamadım. O yüzden yani benimle eşdeğer şu anda senin evin Tuğcan. Ama onun mutfağını da beğenmemiştim. Eşdeğer mi? Mutfağını beğenmemiştim. Benimkini çok beğendiğini söyledi. Yani çok beğenmedim. Normal güzel olduğunu beğendim. Arkadaşlar yorum yaptığında kafamda fikirler değişti. Mesela evet, orada fayansla tekrardan kendi evin olduğun için onları ayrıntılarını yapabilirdin. Ama onları yapmamayı tercih ettin. Arkadaşların yorumlarını dinlediğimde aslında biraz da onlara da hak verdim. Ama yine de kötü bir mutfak değildi. Yorumumu o yüzden düzeltmek istemedim. Şu anda söylemek istiyorum. Bir şey diyeceğim. Az önce dedin ki Tuğçe ile evin eşdeğer. Evet. Sence iki ev arasında çok büyük fark yok mu? Yani baktığınızda uyumsuzluk olarak eşdeğer. Çok büyük fark var bence bu arada. Uyumsuzluk olarak eşdeğer. Yani bir aynı şekilde yine bir karmaşa var. Yok, onun için söylemiyorum. Eşdeğer gördüğü için o kadar dünyalar kadar fark var ki aramızda, evlerimizden bahsediyorum. Dünyalar kadar fark var ki tarz olarak, modern olarak. Yani mesela Aslanım var. Perdeler. Her şeyden böyle, her renkten goldlar, bilmem ne. Senin de öyleydi. Perdeleri güzel miydi? Allah aşkına düğün perdesi takmış tamam, ya. Tamam, bu salonun desene bakar mısınız? En azından kötü. Benim tüllerim düz. Bu da kötü fonlarım, ama o da kötüydü yani. Fonlarım hareketli, tüllerim düzdü. Uyumu yakalamaya çalıştım. Yani ikisini de hareketli kullanmadım mesela. Biz sadece yemek avizesini, salona kullanmadım. Yemek masamın üstünde böyle bir sarkıt avize kullandım. Sen örümcek kullandın. Evet, örümcek kullandım. Evet. Sen de masanda karınca kullandığın evet. Gibi. Okey. Ya biz sadece salona puan şey vermiyoruz. Şey söylemiyorum, bu verdiğiniz 3 puanları da size hiç yakıştıramadım. Masasından karınca falan çıktı. Böyle anlayamıyorum tek yani sizi. Tek rahatsız olan sendin. O yüzden sen zaten birini o zaman verdin. Ben sizin midenizden de temizliğinizden de şüphe ederim. Gerçekten siz ikiniz
evinize geldiğimde o yemeklerinize asla tadına bakmayacağım. Çünkü sizin titizlikle alakanız, temizlikle alakanızın olmadığını düşünüyorum. İstediğini yiyebilirsin, istediğini yemiyorum zaten. Kendi kararını, saygı duyuyoruz. Aynen. Günümüz geldiğinde yemeyeceğim. Ben zaten senin yarım puanını merak etmiyorum. Şimdi sen bugünkü gelinimizin temiz olmadığını mı düşünüyorsun? Olmadığını düşünüyorum. Bir karınca çıktığı için mi? O da yemekten çıkmadı. Bir karınca her yerde geziniyor. Belki o yemeklerin üzerinde gezindi. Masanın üstünde dolandı sonra. Ya. Ben sonra onu yiyeceğim. Ya afiyet olsun. Tezgahın üstünde şey belki dün karıncalar dolandı. Benim tezgahımın üzerinde asla karınca göremezsin. Şey kesin, onu göremem. Siyah çünkü göremem. Dolan söyle. Çekilirken şey arkası söylüyor. Toz içindeydi ama burası temizlik programı değildi. Ben onu söylemedim. Çok gerçekten burada ben de biraz senin abarttığını düşünüyorum. Yok aslında abarttığımı düşünmüyorum. Ben burası haricinde bir akrabama, bir arkadaşıma, dostuma da gitsem, o karıncayı görsem yine de yemek yemezdim. Tamam, yemek yemedim ama genel olarak temiz değilsin, titiz değilsin diyemezsin. Masadan bahsettim. Bir şey söyleyeceğim. Dış ses diyor ki, Aslanım şurada da karınca var. Bence sen bu eve baktır, herhalde bir karınca istilası olabilir. Biz temizliği yaptık, annemgile geçtik. Ben 3-4 gündür bu evde yoktum, evet. Dün akşam geldim buraya. Demek karınca istilası var. Ya. Ha? Herhalde havalarda sıcak oldu ya aslanım, herhalde geldiler, bir şey bilmiyorum. Bir tanem, bu hiçbir şey değil. Gerçekten bir uçan karınca basmıştı bir gün, belediyeden geldiler. İnanamadım gözlerime. Gerçekten acayip. Bu sizin pis olduğunuzu göstermez. Ya ben de alenen söylüyorum, biz pis miyiz kardeşim? Her aslanım, gün ondan şey bahsetmiyorum. Yapıyorum. Yerde tabii ki de evin içerisinde karınca bu ya. Ekmek aman böceği gibi. Değil Allah'tan. Olur ama masanın üzerinde şeye geldiyse zaten karınca yiyeceğe geliyor hani. Evet. Yiyeceğe geliyor. Ya yani muhtemelen bir şeyin üstünde gelmiştir yani. O. Tuğçe bence bu yorumu yapacak en son insan şu anda. Tezgahın üstünde meyveleri kesip bize ikram etti. Bugün de masada arkadaşımıza karınca yorumu. Karınca olayını çok abarttı. Evet bence de olmaması gerekiyordu masada karınca ama çok abarttı. Yüksek tepkiler vererek şov yaptığını düşünüyorum. Dünkü puanlardan sonra bugün ne yapacağını bilemedi. Etrafa saldırdı resmen. O yüzden böyle bir şey yaptığını düşünüyorum. Son cümlemi söylüyorum. Bir daha asla bu konu hakkında konuşmayacağım. Dün bana yok şöyle evin, yok böyle evin deyip hepiniz koalisyon yapıp ikileri bastınız. Bugün de her şeye bir laf söyleyip söyleyip yüksek puanları verdiniz. Benden sakin olmamı bekliyorsunuz. Ama bundan sonra ben dedim ki size dün, bundan sonra 4 gün boyunca beni göreceksiniz dedim. Siz bana nasıl oynadıysanız ben de size oynuyorum arkadaşlar. Beğendiğim şeyi de beğenmedim derim. Sizin Allah. Yaptığınız gibi. Bitti çünkü mi? Siz bana öyle yaptınız. Ay, bitti mi? Bitti aslında. Vallahi ya, yoruldum. Hadi meydan, hani yapmak istiyorsa yapsın o zaman. Yaptım. Tamam, devam gördüm. Et. Çok devam yakıştı et. Sana bir. Sana verdim aşkım. Sana yakıştı bak. Kalpli bir. Şu an herkesi dün sana bir vermediği için pişman edecek duruma getirdim. Hadi ya. Evet. O zaman hepimiz daha çok aynı. Pişmanız şu an. O zaman daha çok anlardım sizin bir oyuncu olduğunuzu. Evet, aynen. Okay. Arkadaşlarım sadece salonu beğenmedi. 2 puan da oradan kırdılar. Hani diğer yerleri çok beğendiler yani. Kimse çok beğenmedi. Diğer yerleri beğendi. Kimse senin beğendi. Yatak odanı beğenmedi. Arkadaşım beğendi, sadece karışık dedi aynı şekilde. Karışık. Yatak odada kimse olduğunu şey beğendi. Hanımlar yeter artık. Gerçekten dönüyoruz dolaşıyoruz aynı şeyleri söylemeye başladık. Toplamda 9 puan aldın gelinlerden. Şimdi ben senin için puan kullanacağım. Nezahat gelin bizi arazi aracıyla sitenin kapısında karşıladı. Şöyle bir tur attırdı, hepimiz bindik. Böyle değişik eğlenceli bir andı açıkçası. Biraz da rüzgar vardı, hem uçuştu saçlarımız. Ama eğlendik, keyif aldık. Sonrasında ilk ikramlarını da bize sitenin kamelyasında yaptı. Çok şık bir ananas sunumuydu. Ananasların içine oyarak bardak haline dönüştürmüş pipetlerle. Çok lezzetli bir içecek hazırlamış. Lakin o ananaslara yazık değil miydi ya? Vallahi nasıl oydunuz onları siz? Yani ananasları böyle dilim dilim kesten biz böyle yeseydik sulu sulu çok da güzeldi. Ama farklı da olmuştu. Gerçekten ellerine sağlık. Fiyatını duyunca biraz şaşırdım. Ne pahalılaştı her şey diye. Ama gerçekten ciddi bir çaba olduğunu da fark ettik. Çünkü oymakta bir hayli güçlük çektin.
Sunumun için teşekkür ediyoruz. Değişikti, ben çok sevdim. Evin salonuna geldiğimizde evet ne yazık ki ben de perdelerine takıldım. Bunu da sana söylemeden geçemedim. Ama 5 yıllık gelin olmana rağmen yine her şey yerli yerindeydi. Bir kere tertemiz bir evdi, mis gibi, çiçek gibi bir gelinsin. Çeyizin de gayet yeterliydi bana göre. Ama en güzel şey misafirperverliğin ve gülümseyen yüzündü. Ben yuvanda mutluluklar diliyorum bir tanem. Her şey güzel, gönlünce olsun. Cuma günü finalde sen de benim puanımı öğreneceksin. Her şey için teşekkürler ediyorum hepinize. Sana teşekkür en çok ederim. Teşekkürü tabii ev sahibimize yapıyoruz. Yarın neredeyiz? Beylikdüzü'ndeyiz Aslı Hanım. Beylikdüzü'ne geleceğiz. Evet, bekliyorum sizi yarın. Hadi bakalım, bakalım nasıl bir ev, nasıl bir karşılama bekliyor olacak. Çok heyecanlıyım, gelin buyurun bekliyorum. Biz de çok heyecanlıyız, çok teşekkür ediyoruz. Yarın yine aynı saatte sizin ekranınız Show TV'de. Görüşmek ümidiyle, hoşçakalın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yiyebiliyor muyuz yoksa süs mü? Yani ben onu süs olsun diye koydum. Biz senin şemsiyelerini yiyemedik. Köy alısı gibi biraz. Ya bunlar da anlayacak tarzda bir insan değilsin. Bir 600 bin lira kadar vardı. 600 bin? Ben bu halıya basamam. 600 bin lira ne ya? Her beğendiğini almışsın. Bir uyum olmamış. Hadi yapamıyorsun ama ellerin titriyor. Başlayayım mı? Evet, Tuğçe'nin şovu başlıyor. Git Bayburt de, git Bayburt de, git sen de, ben kaldım. Çok farklı bir konsept görüyoruz. İngilizler kahvaltıda kuru fasulye yiyorlar. Nasıl aynen. Yani? Kuru fasulye merakından bakıyorum. Müsait misin? 5 dakika sonra ararsam aslında çok iyi olur. Hayır hayır, şu anda yayındayız. O lafın gelişiydi o. Nasıl olur gelin evi döşemesin?